Haftanın son yarışmacı geleni Rümeysa Esdevlet. 24 yaşında ve 5 aylık evli. Organizasyon işi yapan gelinimiz Kazakistanlı. Herkese selam. Haftanın son günü. Bugün büyük final günü. Bugün haftanın birincisi 100 bin liralık büyük ödülün sahibi olacak. Hangi gelinim olacak çok merak ediyorum doğrusu. İstanbul Bağcılar'dayız. Rümeysa'nın evine geldim. Puanları bir hatırlayalım. Eda gelinim ve Seda Nur gelinim 7'şer puan aldılar. Özen gelinim 10 puan aldı. Şeyma gelinim de 9 puan aldı. Bakalım Rümeysa diğer gelinlerden kaçar puan alacak. Çok iddialı bir gelinim. Kazakistanlı 5 aylık evli. Ziline basalım mı? Dışsız. Hediyeyi içeride alabilirim. Anlaştık Ezgi Hanım. İçeride veririm. Dararadan. Hoş geldiniz. Rümeysa. Hoş geldiniz. Güzellik, güzellik. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok hoşsun. Kıyafetine bayıldım. Teşekkür ederim Ezgi Hanım. Kıyafetin bir ismi var mı? Bilmiyorum ismini ama Kazakistan'da böyle giyiniyorlar. Gelinler giyiyor. Herkes böyle giyiniyor. Kadınlar bunlardan giyiyor. Ben de giymek istedim. Çok iyi yaptın hayatım. Mutlaka çeyizde olur mu? Olur Ezgi Hanım. Bunu anneciğin sana yaptırdı. Evet Ezgi Hanım. Şöyle bir dön bakalım. Bakın burada da işlemeleri var. Çok hoşsun hayatım. Günün nasıl geçecek? Tedirgin olduğun bir gelin var mı bugün? Hayır Ezgi Hanım. Hakkını savunacak mısın? Tabii ki de. Güzel bir gün geçecek mi? Keyifli, evet, eğlenceli. Evet, çok bende eğleneceğiz Ezgi Hanım. Hadi bakalım o halde kapıyı kapatalım. Siz evi bir gezin. Sonra gelinleri bekleyelim. Sonra da başlasın günün. Evet. Rümeysa'nın günü başlıyor. Kapat hayatım kapıyı. Ezgi Sertel ve ev sahibimiz salona geçerken hadi beni takip edin mini turumuza başlayalım. Haftanın en iddialı gelinlerinden Rümeysa salonunu İskandinav stilinde dekore etmiş. Kırmızı dolaplarıyla öne çıkan mutfak spor tarzda. Burası da yatak odası. Antrasit rengi mobilyaların yer aldığı yatak odası luxury stilinde. 5 aylık gelinim Rümeysa, Kazakistanlı. Şu an salonundayız hayatım. Bize kendini anlatır mısın? 24 yaşındayım, 5 aylık evliyim. İstanbul Bağcılar'da oturuyorum. Organizasyon işiyle uğraşıyorum. Düğün, kına, nişan. Ah ne kadar keyifli. Ne kadar zamandır? Daha yeni başladım Ezgi Hanım. Bir ay gibi bir süre oldu. Daha sıcak sıcak. Evet, muhasebeciydim. Mesleğimi bıraktım. Şu an organizasyonla uğraşıyorum. Nereden aklına geldi? Baktın eğlenceli bir iş. İnsanların mutluluğunu görmek çok mutlu ediyor beni şu an. Ben de o yüzden bunlara şahitlik etmek istedim. Ne kadar keyifli. Gelinim hamile. 7 haftalığım. 7 haftalıksın. Evet. Alın tamamını erdirsin hayatım. Amin, inşallah. Sağlıkla kucağınıza alın. Amin, teşekkür ederim. Şimdi nasıl tanıştın falan hepsini konuşacağız zaten. 100 bin lira büyük ödülü kazanırsan ne yapacaksın? Ben yetim öksüzlere bağışlamak istiyorum. Bunun sebebini de zaten tanışma esnasında anlatırım. Anlaştık. Şunu merak ettim. Burada bir sopa var. Tülbentler takmışsın. Nedir bu? O bizim yöreye ait bir şey Kazakistan'a. Beteşer diyoruz biz ona. Beteşer. Evet. Gelin ve damada selam verdiler aile büyüklerine bununla birlikte. Böyle eğiyoruz. Aynı zamanda başımızı da eğiyoruz. Yüzümüz kapalı bir şekilde. Gelin evden çıkarken hani yüzünü kapatırlar ya kırmızı şalla. O şekilde selam veriyoruz ve her selam verdiğimiz kişi bize hediye veriyor. İşte para olur, hediye olur. Ne güzel. Bu şekilde bize yardım etmiş oluyor aslında. Harika, destek olmuş oluyor, evet. Değil mi? Sen de gelinlere böyle selam mı verdirteceksin? Evet. Hediye o işin hatifesi. Canları sağ olsun, gelmiş oldular. Benim için en büyük hediye o. Harika. Heh, bak zil de çaldı. Zamanlama çok iyi, dur. Ay. Ben onu alayım zaten Ezgi Hanım. Karşına bakayım. Topla gelinleri gel hayatım. Geliyorum hemen Ezgi Hanım. Sınavı geçemeyen içeri giremez. Rümeysa başım döndü. Kaç kere daha yapacağız? Gelin sayısı kadar. Kafamızı kırdın Rümeysa ya. Gelin sayısı kadardı. Çift karakterlisiniz ya. Deve getirdim. Yok, ben. Yok devenin malı. Salonuna önce bu deve uygun. Bu odanın tarzı tohem. Herhalde eşinin aldığı tek taş bu, o yüzden onu taşıyorsun. Dolabın rengi de yüzünün rengi birbirine uydu. Gömleği ben kalmak istemiyorum. Bay bay. Bir tadı yok. Bardak görünce aklıma geldi zaten. Yüzük takıldığı gün ablaları, abileri gitti. Yerine çok daha farklı insanlar geldi. Kız arkadaşının saçını kestirdiğini söylese. Mahvederim onu.
büyük ödüle veda eden ilk gelinimi açıklamak istiyorum. Az sonra. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Rümeysa, elindeki sopa ne? Korkmayın, bu kötü bir şey değil. Kazakistan'da selamlaşma yöntemi. Yeni gelin ve damatlara bu şekilde selam verdirtiyorlar. Ben de sizlere selam verdirtip öyle içeri almak istedim. Verelim o zaman. Benimle aynı şeyi yapın, sınavı geçemeyen içeri giremez. Rümeysa, başım döndü, kaç kere daha yapacağız? Gelin sayısı kadar. Bitti. İçeri geçeceğiz ama kızlar, gözlüklerinizi sormak istiyorum. Neden burada güneş yok? Neden hepiniz gözlük taktınız? Rümeysa, bize dedin ki eşim beni ay yüzlü diye sever. Biz de dedik ki Rümeysa'ya giderken güneş gözlüklerimizi takalım da gözlerimiz zarar görmesin. İyi ki söylemişim. Gözlerinizin zarar görmesini istemem çünkü. Geçelim içeri ama son bir hamlem var. Dış ses, sepetimi alabilir miyim? Tabii ki Rümeysa'cığım, buyur. Kızlar, bu da çaşu. Bolluk, bereket anlamında çikolata, şeker, bozuk para atıyoruz insanların üzerine. Bu da bolluk, bereket, huzur, şeker tadında bir hayat olsun diye atılır. Ben de benim evime girmeden önce sizlere yapmak istedim. Kafamızı kırdın Rümeysa ya. Hadi geçin şimdi. Kızlarımıza şeker ve çikolata attığında benim kafama bir tane demir bir para geldi. O bence çok saçmaydı. O bizim adetimiz, ben adetimi göstermeye çalışıyorum insanlara. İnsanlar sürekli bir taş bulmaya çalışıyorlar. Yani diğerlerinin adetlerini de gördük. Yok merdiven indirmeler, yok merdiven çıkartmalar, yağmurun altında ıslandırmalar falan. Ben sizin kafanıza taş değil çikolata attım. Haftanın son gününde, büyük final gününde gelinler bir arada. Rümeysa'nın melekleri gibisiniz. O gözlükler niye herkes takmış gelmiş? Ezgi Hanım, Rümeysa demişti ki eşim bana bakınca ay yüzlüm diyor, beni öyle seviyor demişti. Evet. Biz de Rümeysa'nın ışıltısı gözlerimizi bozmasın diye gözlüğümüzü taktık. Dün anlaştınız aranızda, herkes gözlükle gelsin mi dediniz? Ya çok alemsiniz gerçekten, nelere kafanız çalışıyor? İsabet olmuş. İsabet olmuş değil mi hayatım, yakışmış ama. Çok tatlılar. Vallahi. Şimdi kapıda takır takır bir şeyler oldu, o neydi önce onu bana anlat. Ben şeker falan fırlattım çünkü kızlara attım. Bolluk bereket olsun diye Ezgi Hanım. Bizde böyle bir adet var, çaşı diyoruz biz buna. Hı hı. Bozuk para, çikolata, şeker falan atıyoruz ki işte... Evden çıkarken gelinlere atılır, bende de atmıştı. Ezgi Hanım kafamızı yardı. Benim şuram o kadar çok acıyor ki bozuk para geldi. Nasıl attı, böyle mi? Ama bana böyle böyle falan attı böyle. Diğer arkadaşlara şöyle attı. Kafamızı kırdın Rümeysa ya. Şöyle havaya atsaydı. Yok, direkt suratımıza attı. O niyetle atmadım. Özür dilerim canını acıttıysam ama yani böyle bir şey yapmak istemedim. Heyecandan ben. Olmuştur. Olabilir. Kaza olmuş hayatım. Önemli değil. Şu olayı bana da gösterir misin tekrar? Tabii ki. Kızlarla birlikte yapalım Ezgi Hanım. Onlar öğrendi. Sınavı geçti de aldım salonuma zaten. 1-2-3 başlıyoruz. Gözlüğüm düştü. Rümeysa, bitmiyor bu. Gelin sayısı kadardı. Daha ne kadar yapacağız? Çift karakterlisiniz ya. Ona göre sayıyorum. Ne diyor yahu? Biz de yapmaya devam ediyoruz. Siz de evet. Her yerde söyleyecek bir lafım var ha. Ezgi Hanım, siz de alıştınız. Ben gelinlerimle ders onu yapıyorum ben. Eğildiğine eğiliyorum, büküldüğüm bükülüyorum, darbuka çalıyorsunuz oynuyorum, davul çalıyorsunuz göbek atıyorum, her şeyi yapıyorum. Evet, enerjinize hayranız. Canım benim, hediyeni vermek istiyorum hayatım. Çok teşekkür ederim. Lütfen aç, umarım beğenirsin. Çok teşekkür ederim. Ay ve çok teşekkür ederim. Nevresim takımı. Çok teşekkür ederim. Güzel günlerde kullan hayatım. Teşekkür ederim. Kendin kullan, misafirlerine ser. Güzel misafirler ağırla. Kalabalık misafir gelir mi evine? Kalabalık çok müsait değil evim.
Ama tek tek geliyorlar. Zaten gün aşırı geldikleri için yani kalabalık olarak gelmiş oluyorlar. Sormuyorlar mı? Kapıyı tık tık çalıyorlar, geldik mi diyorlar? Evet, Ezgi Hanım, ben de kapıyı bazen açıyorum, bazen açmıyorum. Hadi canım! Yani istemediğim insanı açmıyorum Ezgi Hanım. Şimdi de herkesi de evime alamam ki. Ne yapıyorsun, böyle delikten bakıyorsun, aman diyorsun, açmıyor musun? Delikten bakınca anlaşılmıyor çünkü apartmana girmesi lazım ya. Ha. Beni arıyor zaten aşağıdan. Ben aşağıdaki zile ismimi bile yazdırmadım. Kapıdaki zilimi de değiştirmedim. Eski oturanların ismi yazıyor. Evet. Anlamasınlar benim burada oturduğumu. Kimler giriyor? Eşin tarafı gir mi? Yok, benim kendi ailem gir. Biz eşimin tarafıyla pek görüşmüyoruz. Eşinin annesi babası? Vefat etti. Vefat etti diye biliyorum. Kardeşleri mi var? Ablası, abisi var. İşte halaları falan var. Biz görüşmüyoruz ama kendileriyle. Ha, paylaşmak istersen tanışmada konuşabiliriz. Konuşuruz Ezgi Hanım. Yalnız kalmayı seviyorsun. Evet, kendimle konuşmak çok mutlu ediyor beni. Kendi kendine konuşur musun? Genellikle evet. Nasıl konuşuyorsun mesela? Nasıl diyeyim? Sağ ve sol beyincik olarak ayırıyorum kendimi. Mesela bir tarafım örnek veriyorum, Eda'ya iyi davran diyor. Bir tarafım kötü davran diyor. Yaptığı bir şey zoruma gidiyor. Ama bir tarafım da söylediği iyi bir şey hoşuma gidiyor. Hangisi daha ağır basar soğan, ona göre davranıyorum. Biz ona iç ses deriz. Ben yok, biz kendi kendine konuşanlara farklı bir şey diyoruz ama burada söylemek istemedim. Aslında bu zekadan dolayı, fazla zeka olduğu için sen bunu yapamıyorsun işte. Kendinle sohbet edemediğin için. Niye gülüyorsunuz gelinime? Dışarıya yansıtıyorsun bunu. Ben hem dışarıya konuşuyorum hem içime konuşuyorum, her yere konuşuyorum. Konuşurum da konuşurum. Herkesin karakteri farklı tabii ki. Değil mi gelinler? Bugün iddia büyük. En yüksek puana özen sahip. Sunuma geçelim mi hanımlar? Ezgi Hanım, ben bir şey isteyeceğim. Dış ses, devemi rica edebilir miyim? Deve getirdim. Yok, ben. Yok, devenin malı. Evet, getirdim. Çünkü ben söylediklerimi gerçekleştiriyorum Ezgi Hanım. O gün kendi senin evinde at koşturdun. O zaman dedin ki senin evinde de deve koşturacağım. Evet, şimdi koşturacağım Ezgi Hanım. Ay, eve girmek istemiyorum. Ay, çok üzülüyorum. Nereye? Nasıl bir deveymiş o? Benim mutfağımda koşar, salonumda değil. Devemi alabilir miyim? Tabii ki Rümeysa'cığım, buyur. Ay, çok hoş bir deve. Benim minnoş devem geldi. Yani Rümeysa'nın salonuna ancak bu deve uygun. İyi ki de böyle küçük bir şey getirmişim. İyi ki de canım ya. Canım, yoksa dikkat et, bacağı zarar görmesin. Söylediğinden hiçbir şey de unutmuyorlar. Tamam. Hiç unutmam. Çocuğun oyuncağını aldın geldin. Çok tatlı. Aldım geldim Ezgi Hanım. En azından dediğimi gerçekleştirdim. Orada dursun. Teşekkür bizi ederim dinlesin teyzesi. Benim de çocuğumu sevindirmiş oldum. Teşekkürler. İlginç şeyler oluyor gelin evinde. Sunuma geçelim bakalım, Rümeysa gelinin sunumu nasılmış? Buyur lütfen güzel gelinim. Bunu da al hayatım. Aa, tencere mi o? Ne yapacaksın tencereyle? Salep hazırlayacağım dış ses. Peki salebin yanında ne ikram edeceksin? Onlara kakaolu kurabiye yaptım dış ses. Çok eleştirdim herkesin sunumunu. Ben dedim ki salep yapayım, içleri ısınsın, biraz yumuşasınlar. Şimdi benim evime geldiler artık. Dün havuzdaydık, bugün salep içiyoruz. Olacak iş değil valla. Havuzu yağmurlu günde gördük, güneşli günde de salep içsinler dış ses. Bardağın kırık olabilir mi? Hayır dış ses, modeli öyle galiba. Öyle model mi olur? Bildiğin kırık işte. Bardağım kırık değil dış ses. İçinde böyle bir şey var, bak göstereyim sana. Gördün mü? Bütün hepsinde var bu. Ama aynı kırık gibi görünüyor. Kırık değil, ben de ilk gördüğümde saç sanmıştım. Ama sonra baktım ki içindeki model mi diyeyim artık, üretim hatası mı diyeyim. Kızlara denk geldi dış ses. İnşallah rakiplerin bunu eleştirmez. Hepsini içerlerse eleştirebilirler. Sunumun hazır olduğuna göre ben içeri geçiyorum. Salonda görüşürüz. Görüşürüz dış ses. Gelinim de geliyor. Havuzdu, yağmurdu, çamurdu, davuldu, zurnaydı. Biraz üşüdük Ezgi Hanım. Rahatsız hissediyorum kendimi ki arkadaşlardan da bunu hissedebiliyorum. Onlar da rahatsız ediyor. Ben de içleri ısınsın, biraz yumuşasınlar diye salep yaptım.
Kızlar bir şey söyleyeceğim. Rümeysa'da bir ay yüz göremedim. Boşuna takmayalım ben ki. Ben de göremedim Eda. Çıkartalım, başım ağrı. Gözlerimize zarar gelmeyecek belli ki. O kadar eşinin ay yüzlü olduğundan bahsetti ki gözümüzü alamayız diye korktuk ama gayet de ışıltısızdı. Salebimiz var, yanında kurabiye var. Kendin mi yaptın? Evet, kendim yaptım. Kakaolu, cevizli. Ceviz beyne yararlı biliyorsunuz. O yüzden ben de arkadaşlarıma ikram etmek istedim. Bol yiyorsun yani. Keşke cevizleri yakmasaydın. Yani Rümeysa'nın meşhur saçma sapan düşünceleri ben hiçbir şekilde aldırış etmiyorum. Aşkım, kurabiyenin pişmesi için onu koyuyorum ya ben önceden. Yok, birazcık kurabiyenin pişip cevizi öyle koyman gerekiyordu. Ay, benim de el becerim ben bu kadar. Ben sana öğretirim. Ezgi Hanım, benim peçetelerim kahveliydi sakarlığımdan dolayı ama burada hiç yok. Evet, bir peçeten yok. Büyük olduğunuzu düşünüyorum, dökmezsiniz. Ağzınızı da silmeyin ya, yalayın. Sadece küçükler mi döker? Böyle mi düşünüyorsun? Ne bileyim ceviz yani. Ceviz yiyemedin herhalde çok. Aynen, pahalı geldi, alamadık. Sunumu nasıl? Sunumu çok basit yani, mikalardan oluşuyor. Mika, içinde gümüş bir kaşık kalpli. Şu sanırım cam. Hepsi birbirine karışmış. Ve ben tadını beğenmedim, içmek istemiyorum. Bardak da zaten kırık, kırık bardağı getirmişsiniz. O bardak kırık değil, herkes kaldırsın isterseniz bardağını. O, onun içindeki desen. Ben bunu internetten sipariş verdiğim için elimle seçerek almadım. Hepsinde var bu. Ben bunu ilk aldığımda hatta saç sandım içerisindekini, yıkadım de falan ama içindeki bir desen. Yani büyük bir ihtimalle üretimde bir hata olmuş. Değiştirme vaktim de yoktu. O kadar çok sıcak ki zaten bugün hava. Deve bile bayıldı sıcaktan. Bir de salep getirmiş üstüne. Mika tepsilerin fiyatı nedir? 300 lira. Bu böyle adet. Takım mı aldın hayatım hepsini? Hayır, fincanları ayrı aldım. Şu kasem zaten bana şey, annemden kalan bir şey. Bunu kullanmak istedim. Bunu ben kahve yanında lokum falan koyuyorum normalde. Bardağın fiyatı nedir? Bardağın fiyatı da 200 lira. 6 tanesi. Evet. Güzel. Kurabiyenin tadına baktınız mı? Ben bakmadım. Çok Rümeysa'ya ayırdım. Ezgi Hanım. Ben Rümeysa'ya ayırdım Ezgi Hanım. Kibir kibir, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Salebimizi içelim, kurabiyemizi yiyelim. Sonra da salon yorumuyla devam edelim. Bakalım gelinlerim Rümeysa'nın 5 ay önce taşınmış olduğu salonu nasıl bulacaklar? Rümeysa gelinin salonunda İskandinav rüzgarları esiyor. Son zamanlarda salonlarda sıkça gördüğümüz raftan salıncak bu kez biraz sıkışmış bir halde. Masif ahşap detaylı oturma grubu İskandinav stilinde olması gerektiği gibi sade ama zarif bir seçim. Ahşap çerçeveli tablolar odanın tarzına çok yakışmış. Son olarak country ve rustik dekorasyonda kullanılan taş desenli duvar kağıdını İskandinav stile yakıştırmadığımızı belirtip sözü sunucumuz Ezgi Sertel'e bırakıyoruz. Gelinlerim Rümeysa'nın salonunu yorumlayacaklar. Ev senin evin mi, kira mı? Kira Ezgi Hanım. Ona göre değerlendirsinler çünkü. Şunu fark ettim Eda, her gün farklı konseptli ayakkabı giyeceğim dedim. Bugün aynı giydim. Siz benim başıma geleni bir bilseniz Ezgi Hanım. Hayırdır? Benim ceketimde, ceketimin aynı renginde ayrı bir kombin tasarım ayakkabı vardı. Ve onu finale ayırmıştım. Evet. Tam apartmana girdim, topuk ayrıldı ortadan ikiye. Hadi canım. Nazara gelmişsin Eda. Mecburen bunu giymek zorunda kaldım. Sabahtan beri o yüzden moralim bayağı bir bozuk. Derdimiz olsun. Evet. Topuğu kırılsın, boşver yaptırırsın. Salonu nasıl sence Eda? Salona girince ne düşündün? Rümeysa tarzın ne? Salonun tarzı mı? Rümeysa tarzı bu. Mesela yani. Bir tarzı yok yani. Kendime göre tasarladım. Beğendiğin şeyleri bir araya getirdin. Evet. Benim evime gelene kadar tarzının bohem olduğunu düşünüyordu. Ben de boheme doyunca anladı ki evi bohem değil. Evet, ben bunu dürüst bir şekilde söyledim. Evet, en azından dürüstüm. Dedim ki ben bohem diye adlandırıyorum. Hani beyaz ve krem rengini birleştiriyorum ama Özen'inkini gördükten sonra ya alakası yokmuş bu hamle. Bu da benim tarzım olsun dedim. Bence bu odanın tarzı tohem. Neden tohem? Tuhaf. Hem boş hem karışık. Televizyonun arkasındaki ne? Ben kiracıyım, o zaten vardı. Çıkarttırabilir miydim? Evet, çıkarttırabilirdim ama koltuklarımla falan zaten uyum içinde olduğu için çıkarttırmak istemedim. Fonunla da uyuyor gibi, değil mi? Evet. Kızlar, yani size bir şey sormak istiyorum. Dış ses, çantamın içinde çantam vardı, onu alabilir miyim? Çantanın içine çanta mı koyuyorsun sen? Evet canım, benim için çok değerli gerçi olduğu için. Mutfağında anı tablonu kullanmışsın, oradan belli zaten iç içe bir şeyleri koymak istediğin. Yanından ayırmıyor musun? Benim için demiştim, çok önemli, çok değerli.
Eşim kendisi yaptığı için hep yanımda. Bu duvardaki taşı görünce Ezgi Hanım aklıma geldi. Arabada unutmuştum taşımı. Hı hı. Hemen getirtip kızlara sormak istedim. Sizce o mu taş, benim çantam mı taş yoksa ben mi taşım? Kızlar ne düşünüyorsunuz? Taşlar da kendi aralarında ayrılırlar. Kaldırım taşı, elmas taşı ve çakıl taşı gibi. Evet, sen de o yüzden hep görmek istediğin için bu duvarı tercih etmişsin zaten. Evet canım. Sen de koluna kaldırım taşı takmışsın. Senin için kaldırım taşı, benim için çok özel bir çanta. Herhalde eşinin aldığı tek taş bu, o yüzden onu taşıyorsun yanında. Hayatım, sen benim parmağımdaki taşı görmüyor musun? Ay, sana da bir gözlük takılır mı? Bence fazla yükseklerden uçtuğunu eşi biliyor. Ne kadar yüksekten düşersen o kadar canın acır. Taşı almış ki ağırlık yapsın. Eşim beni hep yüksekte tutuyor canım, merak etme sen. Seda'nın tarzdan ve doğruluktan asla haberi olmadığı için yanlış olarak adlandırılmış olması normal. Rümeysa'cığım, orada köşede sallanmaya çalışan ama sallanamayan salıncak neden burada? Ben onda genelde bağdaş kurup kitabımı okuyorum ya da işte gelin evini izliyorum mesela öğlen. Elimde kahvem. Benim için orası hobi köşem. Ben bu evde oturmayacaktım. Farklı bir ev tercih etmiştik aslında ama işimiz nedeniyle burada oturmak zorunda kaldık bu İstanbul'da. O yüzden almış oldum. Ben de salonumda böyle değerlendirmek istedim. Fazla aksesuar sevmediğim için en azından salıncağım bir aksesuar olsun istedim. Benim salıncağım en azından sallanıyordu. Ama o sallanmayan koltukların arasına bir salıncak koymuş. Bence çok saçma. Avize nasıl peki? Avize? Duvardakiler, tablolar. Bunun aynısı benim kızımın odasında var. Avize tamamen salon odası değil yani. Ya yatak odasında kullanılır ya çocuk odasında arkadaşlarıma katılıyorum. Ya da koridorda kullanılır. Salona çok spor kaçmış Ezgi Hanım. Peki benim salonum klasik mi? Klasik değil ama bir tık daha şık bir bohem avize tercih edebilirdin. Avize de bana hediyeydi. Teşekkür ediyorum arkadaşım. Çok güzel avize almışsın. Bir de ben bir şey sormak istiyorum. Saat yok. Evet, ben kocamın işe gidiş saatini ve işten geliş saati dışında hiçbir saati merak etmiyorum açıkçası. Vay. Saat olmalı mı salonda? Olmalı yani. Salon sonuçta burası. Ben sevmiyorum Ezgi Hanım. Tik tak tik tak ki zaten ben çok salonda oturan bir insan değilim. İşim gereği de hani organizasyonla uğraştığım için. Mutfakta hazırlık mı yapıyorsun? Hayır, organizasyonla uğraştığım için mutfağım daha ferah benim buradan. Ve burası çok sıcak oluyor, çok güneş alıyor. Ben burada oturmuyorum. Misafirim gelirse burada oturuyoruz zaten. Genelde biz mutfakta oturuyoruz. Ondan dolayı ben mutfakta işlerimi hallediyorum. Yani saate gerek duymuyorum. Elimde telefon. Zaten kocamız ile basınca anlıyorum ki akşam olmuş. Yani bu şekilde. Saate gerek duymuyorum. Halı sehpaların... nasıl? Söyle. Sehpalarımı eşimle ben yaptık. Şöyle ben yaptım. Onu. Rümeysa, nasıl bir sistem, onu bir anlatabilir misin? Tabii canım. Özel tasarım mı? Sen mi kestirdin bunları? Ezgi Hanım, biz bunları ben çıkarır zaten... Çıkarır mısın şöyle, bir görelim. Ben zaten bir marangoz firmasında çalışıyordum. Ondan sonra... Anlamadığı da yok. Muhasebeci olarak, o zaman muhasebe işi yapıyordum. Ondan sonrasında ben bunların şekillerini gördüm MDF falan aldığımızda. Sonra ben işten ayrıldım, kestiremedim oradan. Yoksa ben televizyon ünitemi de orada yaptıracaktım. İşten ayrıldığım için yaptıramadım. Bunları da ben, bunu ayrı, bunu ayrı aldım. Daha sonrasında birleştirdik eşimle. Sonuçta biz çivilerini taktığımız için biz yaptık. Rümeysa'cığım, ona biz yaptık denmez. Ona biz demonte geldi, biz de monte yaptık denir. Tamam, biz de monte yaptık o zaman. Çivileri niye kapatmadın? Kapatıyorum, düşüyor. Kapatıyorum, bak şimdi gördün mü? İnşallah. Boyayabilirdiniz. Parçaları birleştirip boyayıp kendinizden bir şey katsaydınız, tam o zaman siz yapmış olabilirdiniz. Bak, çivilerini tam takamadım, içine girmiyor. Büyük bir ihtimalle içindeki delik hani çok açık değil ya da matkap gerektiriyor. Bizim evimizde matkap yok, gerek duymadık almaya. Nasıl yaptın matkapsız onu oraya? Biz onu tornavidayla tek tek uğraştık, o yüzden biz yaptık diyorum. Yani kaç tane çivi var? Bunda zaten 8 tane var, 3 sehpa bu. Yani hesaplarsanız bayağı bir zaman harcamıştık. Yani bayağı dediğim bizim için eğlenceli bir zamandı. Biz televizyon ünitemizi de demonte aldık ve birleştirdik. Yani ama güzel olarak... fikir. Boyarsan hakikaten Özen'in dediği gibi. Çivilerin olduğu yeri de olabilir. Beyaz ayaklarla ahşap seçtiğin yerleri tek renge boyarsan daha şık durabilir. 3 sehpan var. 3'ünü ayrı tonlarda boyayabilirsin tek renk halinde. Mesela tablondaki renk tonlarından seçip 3 ayrı ton yaparsan hem aralarındaki fark gözükür hem de bence daha şık gözükür. Olabilir aşkım ama ben uğraşmayı pek sevmiyorum. Dün de söyledim. Bu kadar yaptığıma şükür diyorsun. Yani bu bile beni
olsaydı açıkçası yapmış olduğumuz bir şey olsun dedim. Çivi bile takmak bana zor geliyor. Ama beraber eşinle ortak bir şey yapman da güzel olsa gerek. Tabii Ezgi Hanım öyle yani. Yürüyüş bile mutluluk veriyor bana. Eşinle kol kola. El ele. Evet Özlem. Aşkınız daim olsun hayatım. Amin inşallah Ezgi. Halıyı sormak istiyorum. Halısı nasıl Şeyma? Halısı odaya uyuyor. Güzel modeli. Ama bu halıların biraz temizlik konusu zor oluyor aslında. Belki kendisi de biliyordur. Temizlik açısından biraz zor bir halı. Pis zaten Ezgi. Gerçi aynen. Pis bayağı mi? Kirli gözüküyor evet. Ezgi. Evet, ben bunu altı. Yıkamaya verdim. Ha, İnanın yarışmaya katılmayacak olsaydım o yıkamacıyı yani şikayet ederdim. Çok yıkanmış. Bu yıkanmış hali mi? Ben bunu yıkamaya evde verdim Ezgi Hanım. Ben evde değildim. Dün baksanıza, gelmiş bu halı. Hiç yıkanmamış evet. gibi. Yani bu halı pek yıkamaya gönderilmiş gibi değil. Aşkım gerçekten yok. Dur anlatıyor. Gitti yıkanmadan mı gelmiş? Yıkamışlar sözde. Bu halı biraz daha şeydi. Yeğenim falan geldiği için. Biz de birazcık arkadaşlarımız gelince oturuyoruz. Biraz kirliydi. Ondan sonra şimdi köşelerinde bırakmış kirleri. Ben anlamadım. Ortayı yıkamış, köşelerini yıkamamış. Ne yaptığını ben anlamadım. Zaten yarışmadan sonra tekrar yıkamacıyla görüşeceğiz. Başka da halım olmadığı için halısız da karşılamak istemedim. Ya siz söyleyince istemedim. Fark ettim. Öbek öbek gerçekten var lekeler. Evet. Çok ben, her yerinde yok. Her yerinde evet. olsa kirli olur. Ama bu halı gerçekten yıkamaya gitti. Ve bu şekilde geldi bana. Yani ben de akşam eşim hani ben evi süpürdüm falan erkekler bunu fark etmiyor Ezgi Hanım. Şimdi arkadaşlarımız da ışık yaptığı için şu an daha aydınlık. Muhakkak ki hani akşamları daha loş olabilir. Senin yeterli olmayabilir. Algılanmamış olabilir hayatım. Tarzı nasıl? Yani ben de çok sevemedim. Çok alakasız. Sevemediniz. Salonu genel olarak zaten uyumsuz buldunuz. Sevmediniz. Yani rengi yaklaştırmaya çalışmış, krem tonlarını kullanmış ama parçalar yanlış seçilmiş. Doğru. Şu halının ışıltısından kızlar bir gözlüğümüzü takalım. Takalım, keşke çıkarmasaydık. Sarı lekelerine karşı. Sarı lekelerine karşı korkuyorum. Güneş ışığında kalmış. Halının fiyatı ne kadar Rümeysa? Aşkım bu halı 950 liraydı. Fon perdelerin? Fon perdelerim 2000 lira. Ben koltuk takımımı beğendim. Onun fiyatı ne kadar? Koltuk takımım 32 bin lira. Sehpa kaça mal oldu? 300 lira. Tabloların? Tablolarım da 210 lira. Avizem? Avizem hediye geldi söylemiştim. Arkadaşım hediye. Onun fiyatı 350 TL. Ben hatta şey Eda'nın evinde girdiğimizde şey Adan'ın odasına dedim çocuk odasında kullanmış bunu dedim çok eleştirecek. Benim salonumda var aynı. Avize dedim. Zaten çünkü tahmin etmiştim. Evet, çünkü bu avize salon avizesi değil maalesef. Ben de bir uygulamadan baktım aslında bu evin tarzlarını. Orada görmüştüm ama tabii sizin görüşünüz kızlar. Evet, salonun yorumlandı hayatım. Gelinleri mutfağa götürmeni istiyorum. Bakalım Rümeysa'nın mutfağını gelinlerin beğenecekler mi? Ne gibi fikirler vereceksiniz? Değil mi? Evet. Lütfen eşlik et. Salondaki duvar kağıdı odayı çok boğuyordu. Salıncak da aynı şekilde. Oda zaten küçük, daha da küçülmüş. Mobilyaları, tabloları vesaire dekorlar pek hoşuma gitmedi. İyi ki bu halıyı kullanmışsın. Yoksa ben burayı salon zannederdim. İnanılmaz şekilde göz yoruyor. Ay bakma o zaman çıkabilirsin. Benim mutfağım kadar evi etmez. Tam yakıştığın yerdesin biliyor musun? Sen yakıştığın lütfen. Yerdesin çünkü. Üçüncüde çok kötü bir dönüşüm olacak sanırım. Hiç umurumda değil, yokluğunu hissetmiyorum şu an. Avizen neden ölü balık gibi duruyor? Şu an gelin evinde bir ilk yaşıyoruz. Görümcenin musaklasına benziyor. Dış ses müziği verir misin? Tuvaletten getirmiş gibi önümüzde getirmiş. Bir peşete layık değil zaten benim ağzım. Şurada soda var, onu nasıl açacağız biz? Allah. Kahvaltılarda yapıyoruz biz bunu genelde. Biz çaya şeker atarız millet olarak, siz tuz katıyorsunuz. Evet, biz tuz katıyoruz. Üç arabasını, ikisini perte, birini de bozdum. Az sonra. Rümeysa gelinin kırmızıyı yoğun olarak kullandığı mutfağı oldukça geniş metrekareli. Beyaz eşya ve ankastrelerin tamamının aynı renk olması görsel açıdan bütünlük sağlamış. Ara fayanslar çok hareketli olduğundan kırçıllı granit tezgahla birlikte göz yoruyor. Çizgi çerçeveli halının az desenli ve açık tonda seçilmesi mutfağa ferahlık katmış. Mutfak büyük olduğundan yeme alanında köşe takımı kullanılması yerinde bir karar. Son olarak gelinimize mutfağına uygun ebatlı avizeler kullanmasını öneriyor ve sözü kendisine bırakıyoruz. Evet kızım.
kızlar, mutlu ama hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Benim devem gerçekten tam senin mutfağına uygun. Mutfağında evet. Bu deve rahat bir şekilde koşabilir. Evet. Onu şuraya bırakmak istiyorum. Masanın üzerine koyalım. Tezgahın üzerinde ben hayvan şimdilik orada kalsın. İlk gözüme çarpan ne oldu biliyor musun? Benim siz sarmaşıklarıma laf ettin ya. Ben böyle beyaz yapmıştım. Benim evime gelince görürsün falan dedim. Bayağı bir iddialıydın. Yapmışsın ama yağ toplamış. Kir içinde. Onları böyle bir ara çıkar, bir yıka. Aşkım daha dün taktım ben onu yalnız. Yok. Ben böyle elledim baktım. Bayağı bir yağlıydı. Kablo neden? Yani televizyonun kablosu. Etmiyor. Televizyon var. Buzdolabının üstüne bu televizyon takmam gerekiyor. Normalde yeri var. Dolap da delinmiş. Canım oraya televizyon takılıyor çünkü televizyon delik değil. Taktırsaydın. Televizyonum gelmedi. Benim de ustam gelmemişti. Ne yapayım? Bir şey daha söyleyeceğim. Biz bunlara junior avize diyoruz. Doğrudur. Ben mutfağım böyle tercih ettim. Neden? Biri kısa, biri uzun. Canım öyle yapmak istedim. Deveyle cüce gibi olmuşlar. Evet, öyle yapmak istedim. Deveyle cüce olmuş. Bir de çok basit bir tercih. Yani mutfağın büyük, geniş, biraz daha şaşalı bir şey seçebilirdin. Sanki böyle koridor avizesi gibi durmuş. 5 TL'ye alınmış gibi duruyor. Öyle almışımdır o zaman. Bu arada benim evimi gördün, neler yaptığımı gördün. Keşke oradan feyiz alsaydın. O kabloların üstüne televizyon gelene kadar bir tablo, küçük bir resim ya da çerçeve koyabilseydin. Ben çok fazla öyle şeyler, daha doğrusu içeride de sevmiyorum. Kablo seviyorsun galiba, kablo görmeye bayılıyorsun. Evet, kablo görmeye bayılıyorum. Aklıma geliyor televizyonun geleceği, daha çok isterim. İnşallah hızlıca gelir. Bir şey daha söylemek istiyorum. İyi ki bu halıyı kullanmışsın, yoksa ben burayı salon zannederdim. Olabilir, büyüklüğünden dolayı. Evet, senin iyi ki gözüküyor servis teşekkürler. Ya. Ankastre'nin oradaki kalp kimin kalbi? Aşkım ben burada kiracıyım, çıkaramadım onu. Vardı o zaten. Bir deneyin isterseniz, ben çıkaramadım. Çıkarabiliyorsanız buyurun özellikle çıkarın. Özellikle deterjan sıktığında çıkarın. Çıkaramadım hayatım, denedim. Çıkarabiliyorsan buyurun çıkar. Deterjanım aşağıda, dene. Sen becer o zaman. Deneyeceğim. Meysa'cığım bence beyaz halı tercihi mutfakta çok sakıncalı. Bir şey dökülür, yağ dökülür, temizlemez. Makinede yükenebilir. Ben haftada 3 kere, 4 kere yıkıyorum. Bu halı makinene giriyor mu gerçekten? Evet, benim 12 kilo makine. Bakabilirsin orada. Her seferinde onunla uğraşırım diyorsun. Her seferinde her evimin aralısını yıkıyorum. Dolapları konuşmamız gerekiyor. Ya canım, dolaplarda ne var? Neden? Ya tamam, kiracı olabilirsin. Hani bana merdivenlerini değiştirebilirsin dedin ya. Sen de dolap kapaklarını ben kırmızı olarak seviyorum. Çok ben... kötü duruyor. Senin için öyle. Ben çok seviyorum çünkü duruyor. Ben çeyizimde de mutfağıma full kırmızı aksesuar, kırmızı kaplar hep böyle almıştım ve kırmızı mutfağım olsun istiyordum. Ama en azından şu an dolabın rengi ve yüzünün rengi birbirine uydu. Bence senin yüzünün rengiyle uydu. Benim söylediğim de bana geri gelme. Rümeysa'cığım. Efendim hayatım. Bu tarafta bir yemek köşesi yapmışsın evet. Ama daha güçlü, daha vurgulu şeyler koyabilirdin. Biraz sanki basit mi kalmış rafın üstündeki süsler, evet. Narlar? Radyatörün üstündeki narlar. Seda'nın evinde fillere çok eski dedi. Kendisi narlar var. Benim evlendiğim dönemlerde narları, vardı. Annem, aynen. Evet. İşte annem koydu, annemle yaşıtsın sanırım. Annem koydu, onu bilerek koydu. Dedi ki eleştirecek bir şey bulsunlar kızım dedi. Bir de kusur bulsunlar dedi. Bulamadığımızı düşündü. Bulamadığınızı düşündü, aynen. Benim evimde yemek odam yok. Salonuma da yemek masası koyamadığım için ben mutfağımda bu şekilde tercih ettim. Kahve köşesi de biz kahve pek içmiyoruz. Koltuk takımını beğendim ama dediğim gibi daha vurgulu bir şekilde mesela atıyorum sağına ve soluna karşısına kahve köşesi yapabilirdin. Çok şık da durur bence koltukları. Ben değerlendiririm gene. Teşekkür ederim. Halını da yıkamadan sermişsin sanırım. Aşkım ıslak hala kurumadı. Yok, bakabilirsin. Kalemizleri var. Çocuk geliyor boyama yapıyordu canı sıkılınca. Ne yapsın evde tek başına? Siz de yeterince çocuk eğlencesi yaşayamadım. Geldim bir de evde resim yapayım dedim. Size has yaptım. Keşke bize de getirseydin, biz de bu esnaya geçiyoruz. Aşkım hemen şu dolapta var, alabilirsin kalem. Hemen al alayım. Çizebilirsin, hiç problem değil. Çamaşır makinen neden mutfakta tercih ettin? Aşkım ben... yeri orada, nereye götüreyim? Yani nereye götüreyim? Banyomda yer yok. Ama. Banyoma bakabilirsin, banyomda hiçbir şekilde yer yok. Rümeysa'nın sesinden oluşuyor. Dış ses bize duyamıyor şu an, dış ses. Dış ses, oradaki kalemleri alabilir miyim ben? Kalemi ne yapacaksın? Yoksa halıyı mı çizeceksin? Evet, dış ses. Şuradaki kırmızı kalbin aynısını yap, hem mutfak dolaplarını hem de oraya uyusun, kombin olsun en azından. Aa evet, iyi fikir. Kırmızı da çok yakışır bence alıyor. Şöyle yap birkaç tane. Şeyma'cığım, sen çamaşır makineni neden burada kullandın? Peki ben oraya ne kullanacaktım? Bir tane daha bulaşık makinesi alayım, iki tane bulaşık makinesi yani kullanayım. Orayı kapatmak için kullanışlı dolaplar var. Kiler gibisinden oraya bir dolap aşkım, da yaptırabilirsin. Aşkım ben burada kiracıyım. Ya adam beni evden çıkarıp geri gelmek isterse? Kapak yaptıramam diyor. İki gün önce bana merdivenlerini değiştirebilirsin diyor. Çok tutarsızsın.
lütfen. Ben sana kaplama yap çok dedim. Çok tutarsızsın. Ben sana kaplama sen yap dedim. Sen de kaplama yaptırabilirdin. Canım ben memnunum. Hiçbir şey yaptıramadım. Ben de merdivenlerimden memnundum. Hiçbir şey yaptıramadım. O dışındaki kağıtlar sökülmüş, pis bir görüntü var orada yani. Nasıl rahat ediyorsun bu mutfakta? Ben çok rahatım. Bak kırmızı şeritleri var gayet. İnanılmaz şekilde göz yoruyor. Ay bakma o zaman çıkabilirsin. Sen oraya bakma istiyorum. Çıkabilirsin hayatım. Çıkmıyorum. Çıkabilirsin. Çıkmıyorum. Çıkar mısın? Çıkmıyorum. This is Eda'yı alabilir misin? Var mı itirazın? Çıkmıyorum. Evet var. Çıkmıyorum. Senin ben burada bu yarışmadayım. Olmanı. Ben seni eleştiriyorsam sen eleştirilere katlanmak zorundasın. Ben eleştirilerine o katlandım. Gayet de cevap benim verdim. Benim elimde, beni dinler misin? Beni dinler mutfağından çıktım. Çıkar mısın? Hayır, bir şey söyleyeceğim. Çıkar mısın Eda? Dinler Eda, misin? Eda çıkar mısın? Çıkmıyorum. Hadi Eda, çıkar. Çıkar mısın? Çıkmıyorum, çıkar. Ben senin dinlemeyi bileceksin. Hayır, ben sana çık demedim. Sen kendin dedin ki yorumları kaldırmazsan... Ben kalmak istemiyorum. Bay bay, görüşürüz. Ne kadar terbiyesizsin. Ev sahibi bizi mutfakta yalnız bırakmamalıydı. Orada ayıp ettiğini düşünüyorum. Hanımlar, ev sahibimiz mutfağını terk etti. Keşke işler bu raddeye hiç gelmeseydi. Yorumlarınıza Rümeysa'sız devam etmek ister misiniz? Bence gerek yok. Çok yaptığı hareket çok büyük bir terbiyesizlik. O gün bana dedi ki beni sen kovdun dedi. Kendisi gitmek istedi. Ben de gidebilirsin dedim. Ama şu an bana yaptığı hareket çok büyük bir terbiyesizlik. Canım sen her şeyi uygun görüyorsan bize neden buraya davet ediyorsun? Yorum yapmamızı istemiyorsan biz uygun görmediğimizi söylüyoruz. Sen uygun görüyorsan biz neden buradayız? Yani biz yorum yapmayalım o zaman kızlar. Her şeyi uygun görüyormuş Eda zaten. Rümeysa'cığım bak dümdüz git sağa dön orada direkt kapı var. Bence de yani yorum yapmak istemiyorum daha fazla. Yapma zaten. Rümeysa eleştirileri kaldıramadı galiba. Kendisi bize yaparken çok iyiydi. Pazartesiden dört gün car car öptü. Dört gün bizim evet. Canımızı aldı ama evet, kendisi zorunda giden eleştirilere anlayamadım. Gelemedi. Evet mutfağı kötü beğenmedim. Benim mutfağıma çok küçük yorum yapacak bir şey yok dedi. Kendi mutfağı çok büyük. Ben yine yorum yapacak hiçbir şey bulamadım. Ben sesler yükselince çok sinirleniyorum yani kendimi üzmek istemiyorum. Orada Eda'nın yaptığı yorum değil ya da onu söyledikleri değil asla. Benim mutfağım kadar eve etmez. Geldi at koşturmaya falan çalıştı. Kıskançlığından ne diyeceğini şaşırdı yani. Ne olursa olsun ev sahibi olarak misafirlerini bırakıp gitmen yanlış değil mi? Ama çok sinirlendim. Bu sefer onların yorumlarını dinleyemeyecektim, odaklanamayacaktım. Sence Eda neden bu kadar üstüne geliyor? Çünkü kendi evinde kusursuz sandı. Kusurlarını söyleyince gerçeklerine biraz zor. Zoruna gitti. Burada da kusur aramaya gelmiş. Hoş tabii ki arayabilir ama boş konuşuyor bence. Yani mutfak dolabının rengini değiştir ne demek? Ben onu öyle seviyorum. Sana ne? Ona göre yorum yapacaksın. Kırmızıya göre yorum yapacaksın. Mutfağa dönmeyi düşünüyor musun? Aslında gitmeyecek gibiydim ama diğer kızlara ayıp ettiğimi düşünüyorum ve tekrar gitmek istiyorum mutfağıma. Bence de doğru olan bu. Hadi o zaman doğru mutfağa. Rümeysa asla eleştiri kaldıramadı. Biz yorum yaptıkça kızardı. Mutfak dolaplarından daha da kırmızıydı. Hanımlar, ev sahibimiz mutfağına dönmeye karar verdi. Sormak istedikleriniz varsa işte Rümeysa burada. Evet kızlar, tekrar dinliyorum size. Rümeysa'cığım eleştirileri acaba kaldıramıyor musun? Hayır aşkım, ses yükseldiği zaman ben stres yapıyorum. Sesini bu sebepten yükselttim. Bu sebepten dolayı ben ortamdan ayrılmak istedim. Sakinleşin gel. Ama burası senin evin, keşke gitmeseydin. Aşkım git dediğim gitmeyince, yükselince ben de sinirleniyorum haliyle. Eda git deyince gitmedi diye bizleri de burada yalnız bıraktı. Sizden özür dilerim. Evet hanımlar, beklenen kalemler geldi. Alabilirsiniz. Canım uzatır mısın? Kimler yapmak istiyor? Ben alayım. Sen istedin. İster misin artık? Yok ben isterim. Ben halıya zarar vermek istedim. Tamam yap bebeğim. Özellikle yazmamı istediğin bir şey var mı yazayım? Hiçbir şey. Her şey seninle güzel yazacakmış Rümeysa. Tam yakıştığın yerdesin biliyor musun? Bu sözü çok seviyor ya. Ama bu mutfağa gitmez, yatak odama yazalım bunu. Ay kocamın adını da yaz ne olur. Yok. Sen yakıştığın yerdesin çünkü. Kocanın. Canım sen az önce yakıştığın yerdeydin. Kocana bir şey demek istemiyorum. Sen yakıştığın yerdesin. Teşekkür ederim imzan için. Demek. Bu şahane halının fiyatı? 250 lira. Bulaşık makinesiyle çamaşır makinenin fiyatı? 20 bin liraya çamaşır makinemi aldım. 13 bin liraya da bulaşık makinemi aldım. Avizelerin bu şahane avizeler. Aşkım 150 lira falandı. Yemek masanın fiyatı ne? 5500 lira. Daha soru sormayacak galiba. Ben çünkü sormak istemiyorum. Keyfi bilir. Bu deve de buraya hiçbir şekilde yakışmadı. Alacağım onu. Siz çıkabilir miyiz? Ben çok bunaldım mutfakta. Çıkabilirsin hayatım sen. Kızların yorumları bitti mi soruyor musun? İki oldu.
Üçüncüde çok kötü bir dönüşüm olacak sana. Dönüşe dönüşe ne hale geleceksin Eda'yım fazla? Yaptığın çok büyük bir terbiyesizlik. Senin evine gelen her misafir bu şekilde mi yapıyorsun? Evet, bana canım yapıyorum. Hitap etme. Benim ismim Eda. Evet, böyle yapıyorum. Benim ismim Eda, canım deme. Evet, böyle yapıyorum. Belli zaten. Eda, tamam mı? Beğenmiyorsan evime gelmeyebilirdin. Eda. Program gereği geldim. Beğendiğim için gelmedim. Benimle yarışacağını biliyordun. Yok, bilmiyorum. Gelmeyebilirsin. Var mı kızlar yorumlarınız? Benim yorumum bitti. Benim bitti, ben çıkabilirim. Rümeysa, misafirinin gitmesine bir şey demeyecek misin? Hiç umurumda değil, yokluğunu hissetmiyorum şu an. En iyisi haftanın ödüllü oyununa geçelim de bu gerginlik bitsin. İddialı mısın Rümeysa? Çok iddialıyım. E hadi o zaman haftanın en maharetli gelini kimmiş gidip görelim. Ben mutfaktan çıktığımda zaten artık mutfak yorumlarımız bitmişti. Gerçekten mutfağımda çok daraldığım için ilk ben çıkmak istedim. İlk kez geniş bir mutfakta bu kadar çok daraldığımı hissettim. Sırada haftanın ödüllü oyunu var. Biliyorsunuz pazartesi günü fanusun içerisinden bir kağıt seçiyoruz. O kağıtta bu hafta ne yazıyordu? Çeşit çeşit baharat, hangi gelin hamarat? Rekor var. 10 tane baharatı tanıyan bilen Özen. Dün senin 11 yapman lazım Rümeysa'cığım. İddia büyük, stresli bir iş, heyecanlı bir iş. Herkesin eli ayağına dolandı. Seni hiç unutmuyorum o günkü halini. Ne be? Pas. Çabuk ol Nezgi Hanım. Buradayım. Ne bu? Yerlere böyle tepine tepine gerçekten kaç tane bilmiştin? 4 adet bildim. 9. 2. Ve 10. Haftanın en maharetli gelinine burada görmüş olduğunuz kahve makinesini ve çay makinesini hediye edeceğim. Çok istekli olduğunu biliyorum. Evet. Konsantre ol. Emin misin diye soracağım. Pas geçebilirsin. Dokunabilirsin. Tamam mı? Tamam. Tadına bakabilirsin. Tamam. Hazırsan süreyi başlatacağım. Hazırım. 90 saniye süre içerisinde bakalım Rümeysa gelin haftanın final günü son gününde yarışıyor. Kaç tane baharatı tanıyacak? Hadi başlayalım. 3, 2, 1. Başladık. Hadi. Senin gibi yapıyorum. Kekik. Emin misin? Tadı yaptım. Emin misin? Eminim. Ay! Lan! Emin misin? Pul biber mi? Pul biber dedi. Ne yapıyor kız bu? Dudağıma yapıştı. Acı toz biber. Emin misin? Acı bu, evet. Allah'ım peçete alalım biz bir tarafta. Ne yapıyor? Allah battı. Tuz. Tuz. Emin misin? Eminim. Geliyor. Hızlı. Çay mı? Allah ama be! Bunu bilirsin sen. Un bu. Un bu. Allah Allah. Tad alamıyor mu? Ay bir dakika. Komple baharat oldu. Suratıma bak. Bu kimyon. Kimyon, emin misin? Eminim. Ay devam devam. Bunun bir tadı yok. Zerpşak. Ay, söyle söyle. Zehver. Öyle bir baharat mı var? Zehver. Bunu bilirsin ya. Para mı ver? Emin misin? Eminim. Geliyor. Yandım ya. Ama su veririm ben sana 10, şimdi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bitti. Doğru, bitti, onu kabul ediyorum. Açalım. Ay mahvoldum. Temizleyeceğim ben seni. Ortalığa bak. Ellerini göster şöyle. Ya canımsın, hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aa! Olmadı. Sen konuşuyor musun? Su iç. Nasıl geçti? Bana ne var? Bir şey tadı çok tuhaf. Bu ne? Zahter. Ne zahter? Ben hayatımda kullanmadım bunu. Bilemeyebilirsin, olabilir. Mahletmiş. Ama sen kakaoyu da bilemedin. Kek, pasta, börek yaparsın. O kadar acının içinde böyle bir ağzım şu an çok tuhaf. Tuhaf oldu değil mi? Haklısın, ben sana çay içeceğim hayatım. O zaman haftanın en maharetli gelini Özen. 10 tane mahareti tanıdı. Kahve makinesini ve çay makinesini sana veriyorum hayatım. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim. Gerçekten 10 tane de ciddi. Gerçi 9 demin arkasındaydın. Olmayınca olmuyor. Şöyle bir yüklen hayatım. Güzel günler de kullan. Teşekkür ederim Ezgi Hanım. Kopur çaylar kaynar. Çay makinem yoktu, çok sevindim buna. Ah ne mutlu bana. Harikasın. Kahve makinesi de kahve köşeme çok yakışacak. Kesinlikle öyle. Evet, ödüller bitmiyor biliyorsunuz. Büyük ödül tam tamına 100 bin lira.
Peki bugün büyük ödül 100 bin lirayı hangi gelinim alacak? Sen mi? Hadi göreceğiz bakalım. Ben buraları topluyorum. Sen gelinleri alıyorsun hayatım, yatak odana götürüyorsun. Bakalım gelinler Rümeysa'nın yatak odasını ve çeyizini nasıl bulacaklar? Haftanın oyununu ben kazandım. Çok mutlu oldum çünkü çay makinem yoktu. İkisi de, çay makinesi de, kahve makinesi de kahve köşeme çok yakışacak. Rümeysa gelinin yatak odası luxury stilindeki mobilyalara ev sahipliği yapıyor. Kapitone ve ayna detaylı antrasit yatak başlığıyla kadife yatak örtüsü gayet güzel kombin olmuş. Ayna detaylı ve sürgü kapaklı gardırop çok şık bir model. Gelinimiz bol çekmeceli bir makyaj masası tercih ederek işlevselliği arttırmış. Çizgili tüller ve füme rengi fon perdeler renk ve tarz olarak odaya uygun. Son olarak gelinimize uygun aksesuarlarla odasına renk katmasını tavsiye ediyor ve sözü kendisine bırakıyoruz. Evet kızlar, yatak odama hoş geldiniz. Yani odadan girer girmez perdenin kırışıklığı çok dikkat çekiyor. Hı. Ütülemedin mi yoksa makineden? Aşkım ütüledim, dördüncü yıkayışım evlendiğimden beri. Üçünü de yapmadı, size kısmet, size nasipmiş. Yani bir şey diyemeyeceğim. Rümeysa, antrasit için kararmıyor mu bu odada? Uyurken için kararsın zaten. Sadece uyurken girmiyorsun ki bir odaya. Yok, kıyafetini alıyorsun. Ben kalkıyorum. O zaman kıyafet dolabın neden burada? Hayır. Kalkıyorum, direkt kıyafetimi alıyorum. Zaten hep mutfaktayım. Bir daha girmem diyorsun. Yeterken. Uyumadan uyumaya. Evet, gerçekten uyumadan öyle uyumaya bile giriyorum. Girsen bence çok koyu, çok bunaltıcı. Ben uyurken hem karanlık koyu renk, bunaltıcıyı tercih ediyorum. Hem de mi giyiniyorsun? Evet, seni kovduğum kocaman mutfağımda giyiniyorum. Benim gitmediğim mutfağımda. Evet, gidemediğim. Devam ediyorum. Olayı. Devam evet, ediyorum kızlar. Şimdi kusura bakma. Çok koyu renk, çok desenli, çok aynalı. Her şeyden çok çok var yani. Mobilyanın tarzı bu. Ama sen seçtin, evet. Ben de bunu seçtim. Şöyle, biz ilk aldığımız mobilyamız bizim yatak odasıydı. Eşim bunu çok beğendi. Ben karanlıkta uyumayı tercih ediyorum. Bende migren var. Ama eşimde de migren var. O da karanlıkta uyumayı tercih ediyor. Biz daha farklı şeyler aradık ama en yeni çıkan buydu. O zaman da bir gençlik kanı mı diyeyim artık, ne diyeyim, heyecan mı diyeyim. Biz de bunu almayı tercih ettik. Bu muydu gerçekten baca deliğini kapatma? En azından antrasiti gidip cırtlak sarıyla veya kırmızıyla kapatmamışım. Duvarın rengiyle kapatmışım. O halı peki neden beyaz? Beyaz zaten benim aynam, duvarlarım da açık renk, tavanım da beyaz renk. Bir tek... Perdem de beyaz renk bebeğim. Bir tek halıyla perdeyle mi açtın yani odayı? Bu nevresim seti neden antrasit yani? Bunun bende hatırası var. Ben bugün sermek istedim. Normalde hayatta kullanmam. Bunu bana anneannem almıştı vefat etmeden önce. Ben de aldım. Hatıralar ve bugün kullanmak bitmiyor. İstedim. Canım senin de hatıran olsaydı sen de kullansaydın. Vefat etmeden önce dedim, ölüye bir saygın olsun önce. Ölüye her zaman saygın tamam, var. Tamam Şeyma neyse artık adım. Şeyma. Bir şeyleri söylemeye, eleştirmeye korkuyoruz. Çok yükseliyor yani. Nasıl yorum yapacağız, nasıl eleştireceğiz? Ben gayet biz böyle yapmadık. Bilmiyorum. Hayır. Kız bir sana şey söylüyor. Bir şey cevap veriyorsun. Mi? Sus Şeyma. Bu şekilde yaparsan yorum yapamayız ki biz, eleştiremeyiz. Canım bak Eda, şimdi şöyle bir şey var. Ben diyorum ki cümlemi bitirmeden hatıralara doyamıyoruz. Şöyle böyle. O aslında bana gönderdi. Kendisi sana değil. Kendisi gelmiş burada babaannemin dantelini kullanmıştı yatak odasında. Kimse sesini çıkarmadı. Eleştirdik ama dantel nerede gördün canım? Komodinin de. Yatağın üstünde benim dantel gördün mü? Yatağın üstünde yatağın vardı. Biz şu an senin yatağın üzerinde söyleyeceğim Şeyma. Danteli değil. Dün Özen'in anneannendi yanlış hatırlamıyorsam. Anneannesinin yatak örtüsü. Eşimin anneannesi. Çok şey hatırlamıyorum. Ona dayanarak öyle konuştu zannedersen. Ama dediğim gibi şimdi şu şekilde biz pazartesi gününden beri bu programdayız. Ve sen haftanın başından beri evlerde en çok eleştiri yapan, en çok kulp bulan ve hiçbir şekilde... Hiçbir şekilde lafımı bölme. Hiçbir şekilde beğenmeyen kişi sensin. Ama biz buraya bir şey söylüyoruz falan. Direkt böyle yükseliyorsun. Herkes lafımı bitireyim. Evet. Herkes bu şekilde kalıyor. Bu program. Bunu bu şekilde biz söylemek zorundayız. Sen kendin de söylemeyecektin. Normal şekilde söyleyen hiç kimse... Biz normal söylüyoruz ki kız elini ben, bağlamış hatıralar. Ben Özen'e yükselmedim. Ben orada anneanneme laf söylediğini sanaraktan anneanneme laf yükseldim. Söylemedi. Bak ben orada yanlış anladım o zaman Eda. Evet.
Tamam mı? Ben Özen'e yükselmedim. Mesela yaptı yorumunu gayet saygıyla karşıladım. Perdeyi mesela Şeyma söyledi, kırışık dedi. Herhangi bir kötü bir şey söylemedim. Ütüledim, geçmedik. Dandik perdeymiş. Tamam. Bütçemiz buna yetmiş, bunu almışız. Ben de bunu gayet güzel bir şekilde söyledim. Dördüncü yıkayışımın üçünde sorun yaşamadım. Size nasip kısmetmiş tamam, dedim. Tamam, söyledin zaten. Tekrarlamana gerek yok. Kız bir şey söyledi, sus dedin, arkanı döndün. Yanlış anladığın için. Eğer sinirlenmeyeceksen bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii dinliyorum. Abi sen neden ölü balık gibi duruyor? Eda, o sipariş verdim. Boyutunu bilmiyordum. Standartmış sanırım. Büyük gözüküyordu resimde. Küçüklüğünü, büyüklüğünü söylemedim. Neden böyle yamuk duruyor? Çünkü o tavana sabitlenen bir avize. Evet. Ve benim o lamba olan yerim köpük. Köpük onu kaldırmaz. Çok ağır bir avize. O yüzden ben de almış bulunduğum için, bu program için özellikle aldım. Ben buranın elektriğinde sorun var. Ampulleri asla yanmıyor. Evlendiğimden beri elektrikçi de bunu bir türlü çözemiyor. Bu koskoca 3 tane alanın var senin ve sadece bir yerde beyaz halı kullanmışsın. Bir de kısa kalmış zaten orada. Nedeni ne? Bu tuvalet paspasındı. Ben de geldim buraya koydum. Şu an gelin evinde bir ilk yaşıyoruz. Tuvaletten paspasını çıkartıp yatak odasına seren Rümeysa gelinimiz kocaman bir... İlkleri yaşamayı en azından dürüst. En azından. Banyo paspasının fiyatı ne kadar? 100 lira falandı. Mobilya takımının? 55 bin lira. Perden ve avizen? Bu oda sadece 1000 lira, fonları 2000 lira, perde ve güneşlik 1000 lira. Yani 3000 liraya mal oldu bana. Avizem de yanlış hatırlamıyorsam 300 liraydı. Tablon orada çok aşırı saçma durmuş. Yani zaten yıpranmış, küçücük de bir şey. Aslında büyük bir odam var ama küçük bir şey tercih etmişsin. O benim ilk sevgililer günü hediyemdi. Yıpranmasının sebebi de ilk kavgamızda ben onu alıp fırlatmıştım. Bundan dolayı yıprandı ama bilmiyorum, ben çok seviyorum. Odanın renklerine de uyduğumu düşünüyorum. Zaten eskitme bir çalışma yani. Kocam beni taşıyabildiği zamanlardı bir de. Mutlu oluyorum yani gördükçe. Açıkçası şu an taşıyamıyor da beni. Hanımlar, yorum yapacağınız başka bir şey kaldı mı? Bitti. Eda, biraz yüzün düşmüş gibi. İyi misin? Çok iyiyim, bomba gibiyim. O zaman ortam hazır sakinleşmişken Rümeysa'nın çeyizlerine bakalım. Kazakistan'a özgü bir şeyler görecek miyiz? Çok merak ediyorum doğrusu. Tabii ki de göreceksiniz dış ses. Yatak odasında her yerde ayna vardı. 3 tane boş köşe varken sadece ortada bir halı tercih etmiş. Kendisi de zaten lavabodan getirdiğini söyledi. Yatak odası o kadar koyuydu ki içim bunaldı. Her yer antrasit, antrasit, antrasit. Bu kadar koyu yatak odası ne alaka? İşte 5 aylık evli Kazakistanlı gelinimiz Rümeysa'nın çeyizi. Mavi taşlarıyla dikkat çeken zemzem takımı, kağıt ipten tığ ile örülmüş çanta, tığ işi dantel motifli salon takımı, kurdele süslemeli Tunus işi gün patik ve tavus kuşu desenleriyle göz alan sarma nakışlı örtü gelinimizin çeyizinin kıymetlileri. Evet kızlar, çeyizime hoş geldiniz. Favori parçanı öğrenmek istiyorum. Tabii aşkım, birçok aslında favori parçam var ama en detaylı şunu da gösterebilirim sana. Ben bunu çok seviyorum. Bu bir masa örtüsü. Runner yani. Bunlar Kazak işlemeleri. Yani bizim yöreye ait işlemeler. Yani görse tanır herkes. Kazakistan der yani. Kim yaptı? O yüzden. Aşkım bunu annemler koymuş ama kim yaptı bilmiyorum açıkçası. Rümeysa, bu ne? Yeni evlenen Kazak erkekle Kazak kız evlendiği zaman, yeni evlendiği zaman açalım gösterelim bir. Bu arada bana aşkım demezsen sevinirim. Pardon. Bu eskiden otaklarda yaşarlarmış. Oradan gelen bir adet. Yatak başlığı falan yok eskiden. O yüzden yatağın başına asarlarmış ki yeni evli olduğu belli olsun diye. Öyle bir adet bu da. Evet, güzelmiş. El işlemesi. Evet evet, el işlemesi. Çok bunu... değişik. Rümeysa abi, bunlar ne? Bildiğin toz bezi bunlar. Vallahi aşkım, kocam giller göndermiş, bilmiyorum yani toz bezi. Onlar göndermiş de keşke bize sergilemeseydin, ayıklasaydın biraz. Ya ben çeyiz çok sevmediğim için olduğu gibi açtım. Yani hiç bakmadım yani bile, görmek... getirdikleri bohçayı ben açmadım bile. Şuradaki kurdaleli havluları sormak istiyorum. Onlar mutfak havluları galiba bebeğim, bakalım. Aynısından bende de var çünkü. O zaman bunu kaynanam hazır almıştır. Çünkü gene erkek tarafından gelen bir şey. Dediğim gibi ben çeyiz sevmediğim için çeyizde düzmedim. Rümeysa, bir sürü işlemeli nevresim takımın var maşallah. Say say bitmiyor. Burada var 3 tane, şurada. Bunlar hazır. Ben sana hemen cevaplarını vereyim. Kaynana, Allah rahmet eylesin,
eşime yapmış bunları. Yapmış. Aha, yani çeyiz olarak erkeğe çeyiz yapıyorlarmış onlar. Alıp koymuş. Aynen almış koymuş. Ondan sonra eşim de evlenirken almamızı istedi. Annesinden hatıra vefat ettiği için ben de aldım. Çeyizime de koymak istedim açıkçası. Şapkanın anlamı ne peki? Bir anlamı o, işte var. Otaklarda yaşanıyor ya hani güneş çok oluyor bizim o taraflarda yani Kazakistan tarafında. Gözleri hep o yüzden çekik derler. Hatta erkekler genelde bunu takıyorlar. Peki bu patikler hazır mı? Kim yaptı? Yok aşkım bunları ablam yaptı. Hazır bunlar değil. Hazır ama evde giyiniyorsun çok galiba bunları. Ay, ayaklarını üşümesin diye. Çünkü bunlar giymedim. Hazır peluş patikler. Giymek evet. İstersen hediye ya, edebilirim. Çok tatlılar ama giymedim. Benim tarzım değil. Teşekkür ben ederim. Ben çantanın içerisinde bunları buldum. Çok minnoş. Bebek patike. Ben çanta? O çantayı da bana halam yaptı. O patikler de abimin, ablamın ve benim. Evet. Giydiğimiz patikler. Kırmızı olan benim. Yeşil olan abimin. Bu da ablamın. Bu benim. Bu ablamın. Bu da abimin. Annem bana vermek istedi. Çünkü ailede en küçük bendim bir ara. Bu sebepten dolayı bana vermek istedi. Ben de saklıyorum. Eda tam senlik bir şey buldum. Aa işte ne uyuyor evet. Hemen bakalım. Yok leke var. Eda geldi işte. Taze fasulye, bu kuru fasulye, patates ve tavuklu patatesten sonra. Musakka. Kaynanan belki takıp musakka yemiştir ya da görümcem. Bilemiyorum hayat. Görümcenin musakkasına benziyor. Olabilir. Ben anladım. Sen çok sevmiyorsun galiba. Yok canım pek hoşlanmıyoruz birbirimizden. Neden hoşlanmıyorsun? Canım onu detaylı anlatırım. Şu an anlatmak istemiyorum. Şu an eşim ve benim çeyizime odaklanın. Rümeysa'cığım bir şey söyleyeceğim. Bütün hafta boyunca çeyiz sevmediğini dile getirdin. Evet, doğru. Evet. Ama hepimizin çeyizine de az dedin. Ben bakıyorum biraz böyle geniş geniş sermişsin de çok görünsün diye. Ama bence yeteri kadar çok değil. Aşkım ben az derken hepiniz çok iddialıyız. Ben baştan beri diyorum ki ben çeyiz konusunda iddialı değilim. Ben çeyiz hiç sevmem. Benim tarzım değil. Ve ben bunların benim evimde olmasından aslında rahatsızlık duyuyorum. Bizimkileri neden az dedin? Aşkileri neden beğenmedin? Bir de çoğu şey hazır zaten. Rümeysa şu başta olan şal mı? Gelinlik şal mı? Aşkım ona sal deniyor. Alabilir miyim dışsız? Şal gibi duruyor. Ona sal deniyor. Yani siz şal biz sal diyoruz aslında. Bu yeni evlendiğin zaman bir ay boyunca kadın takıyor. Açık olsun, kapalı olsun. Bu da bizim bir adetimiz. Bunu çıkarayım, göstereyim sana. Güzelmiş. Böyle takılıyor. Tek kanadını kapattığın zaman yeni evlendiğin ama açık olduğun anlamına geliyor. Kapalılar zaten içine hani daha saçını belli etmeyen bir şey diktirip o şekilde takıyorlar. Sen de taktın mı evlendikten? Hayır sonra? Aşkım ben Kazak biriyle evlenmediğim için takmadım. Sizin yöresel dansınız var mı Rümeysa? Evet bizim yöresel bir dansınız var. Bize biraz gösterir misin? Önce ismini bir söyleyeyim istersen. İsmi Karacorga. Anlamını bilmiyorum. Kara zaten kara mı corga ne demek yani bilmiyorum. Galiba genç delikanlı anlamında kullanılıyor. Genelde erkeklerle kadınlar oynuyor bunu. Hani bizim dansımız gibi, hani çift dansı gibi. Onu da kadın erkek oynuyor. Böyle aşk dansı gibi. Tuhaf bir dans yani. Bize biraz gösterir misin? Göstereyim. Çok kısa göstereyim ama. Dış ses müziği verir misin? Bayıldım şahaneymiş. Biraz Kafkas'a benziyor değil mi? Çok eğlenceli. Gelelim malum sorumuza. Sizce bu çeyiz 100 bin TL'yi hak eder mi? Bence hak etmez. Bence de hak etmez. Hak etmez dış ses. 1000 TL'yi bile hak etmez. Rümeysa'cığım çeyizin rakiplerinden geçer not alamadı. Bakalım sunum masan alacak mı? Yöresel yemekler göreceğiz değil mi? Tabii ki de. Hadi o zaman sunum masasına gidelim. Kazak mutfağında neler varmış görelim. Çeyizinde yöresel eşyalar vardı. Ama hafta boyunca bizim çeyizimizi çok fazla eleştirirdi. Benim çeyizim 1000 kat güzeldi. İşte Rümeysa gelinin 20 çeşit ikramdan oluşan sunum masası. Kazak mantısı, bavursak, kurabiye, sorpa, börek, çelpek, namı diğer pişi, mercimek köftesi, yaprak sarması, çiğ köfte, kalem böreği, şekerpare, patates salatası ve sütlaç masadaki lezzetlerden bazıları.
Hayatım, yöresel lezzetler görüyorum. Evet. Neler var, kimlerin emeği var, sen ne yaptın? Bunların hepsini ben kendim yaptım Ezgi Hanım, tek başıma. Maşallah sana. Kazak mantısı var, pilavla yeniyor. Altına pilav koydum. Siz pişi diyorsunuz, biz çelpek diyoruz, hamur kızartması. Bavursak var, hamur kızartmasının yuvarlak hali. Size anlatmak için söyleyeyim. Bir de sorpa diyoruz, bildiğiniz et suyu. Hepimiz hastaydık bu hafta, biraz kırgın geçti. Yağmurlar, hava soğuktu, dışarıdaydık. Evet, ton öksürüyoruz. Dedim ki biraz toparlayalım. Ben de sorpa yaptım. İçine et, kemik attım. İçinde duruyor zaten. Bol karabiberle, o suyundan evet. Özellikle içeriz hayatım. Teşekkür ederiz. Burada kaç çeşit lezzet var? 20 çeşit var Ezgi. Ve hepsini sen yaptın. Evet, hepsini ben yaptım. Dün akşam çekimden geldin. Bir tek çiğ köfteyi eşim yaptı, özür dilerim. 19 çeşidi ben yaptım, onu eşim yaptı. Onu ben yapamıyorum. Maşallah eşine de, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Eşin Amasyalıydı. Evet, eşim değil mi Amasyalı hayatım? Şimdi sofrayı nasıl buldunuz? Eda'cığım seninle başlamak istiyorum. Senin sofranda bardağı yere atan Rümeysa'nın. Evet. Sofrası senin sofrandan iddialı mı? Şimdi bardağı görünce aklıma geldi zaten. Ama ben böyle bir terbiyesizlik asla yapmam. Sen sonra yaptıktan sonra eve gelince ya niye öyle bir şey yaptım dedin mi? Yani çok sonradan evet pişman oldum. Öyle ani fevri çıkışların olabiliyor senin. Evet, ben çok sinirli bir insanım Ezgi Hanım. Ve ben buna hakim olamıyorum. Ama farkındasın. Evet, farkındayım. Bunun için aslında bir destek falan almayı düşündün alıyorum, mi? Alıyorum, alıyorum Ezgi Hanım, alıyorum. Canım benim. Annesin, bir de hamilesin, onun vermiş olduğu bir iki hormonal bir şey vardır. Hani normalde sinirli olabilirsin ama şu dönem belki daha bir... Daha fazla, evet. Kıyamam ben sana. Nasıl sofrası? Anlat Eda'cığım. Sofrası ile alakalı birkaç tane yorum yapacağım eğer ki sinirlenmezse. Öncelikle hamile haliyle hepsini kendisi yapması çok güzel. Kesinlikle. Hoş bir emek var masada. Ama mesela benim çeşidime çok az demişti. Çeşidi benden az. Ve sofrada bir özensizlik var. İçecekler şişeyle getirilmiş sofraya. Ne bileyim, küçük bir sürahiye konulabilir, daha tatlı ve hoş durabilirdi. Ne içecekleri var orada? Hazır meyve suları değil mi? Hazır, ikisi de hazır. Gazlı içecekler var Ezgi. Gazlı evet. İçecekler, bir de su. Hepsi şişeyle birlikte getirilmiş. Suda mı şişeyle? Suda şişede. Evet. Bana çok... Suyu anlamadım. Suyu niye öyle yaptın abla? Ezgi özensiz. Hanım, sürahim hiç uymuyordu soframa. Ben de... O uymuş mu? Yani şef var, şişe sonuçta. Ben de öyle koydum. Hamileliğime verin yani. Hiç ya. Halden anlamıyorsunuz hanımlar ya. Bu kadar çeşit çıkarmışım takıldığınız şişe yani. Yok yani, bu kadar çeşit yapmışsın ya. Onları da alıp bir sürahiye koyabilirdin. Ben yemek tabaklarını çok beğendim. Gayet hoş ve güzel. Peçetelik istiyor mu? Burada bir yüzük istiyor mu? Bu şekilde nasıl olmuş tabağın üzerinde? Bence hoş durmuş. Ben onu ev olarak yaptım Ezgi Hanım. Gelin evindeyiz ya. Evet. Bunu ev olarak düşündüm. O şekilde katlamak istedim. Eline sağlık hayatım. Uyumlu mu? Servis kaşıkları yeterli mi hanımlar? Ezgi Hanım, benim evimde 25 çeşit yemek vardı. 25 tane sunum kaşığı bekliyordu. Bakalım onda hepsine yeterli kaşık var mıymış? Say. Bakalım. Fazlası var, eksiği yok. Pilavdan bu da bunun. Canım fazlası var, eksiği yok. Yüzümüzü sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Siz de koyar mısınız kızlar üstlerine? Ay hemen hemen var ha. Değil mi? Var. Var. Fazlası var. İki tane eksik ama Ezgi Hanım öyle söylemeyin şimdi. Burada da var. Bak orada da var. Canım araları kaçıyor. Küçük servis kaşıkları belki hepsine karıştırıyorsundur. Var. Hepsine var Ezgi Hanım. Bir de Ezgi Hanım, ben de peçetem için suya bandırılmış demişti. Kendisi ben resmen... Evet. Kaldı kağıt mı? Kaldı kağıt. Evet. Evet. Canım benim. Tuvaletten getirmiş gibi önümüzde getirmiş Ezgi Hanım. Canım o tuvalet kağıdı değil, havlu kağıdı. Biliyorum. Sen nerede kullanıyorsun ama, havlu kağıdı ama bilmiyorum. Ama bana onu andırıyor. Biliyorum ama bana onu ağzını andırıyor. Ağzını silme o zaman. Ne sileceğim ben, bu peçeteye layık değil zaten benim ağzım. Senin ağzın hiçbir ağzın şeye lazım. Senin ağzın ona layıksa değil. Tabii bilemem. Senin ama bizde de ona uygun görmüşsün değil. Orası ayrı bir şey. Sen değil. Evinde sürekli suya bandırılmış peçete mi kullanıyorsun? Aynen aynen, ben öyle kullanıyorum. Senin gibi belli tuvalet kağıdı kullanmıyorum. O evinde o peçeteler mükemmel. Evet. Tuvalet kağıdı kullanmıyorum. Bırak da 3-5 kusurum olsun, eleştir diye öyle yaptım. Evet evet, eleştiririz zaten. Şimdi havlu kağıt görünce sen de yorum yapar mısın? Hani bir peçete alsaydın, onun bir açıklaması var mı hayatım? Unutmuş olabilirsin. Yetişemedim Ezgi. Yetişemedim. Senin ağzına layık değil de denmez. Denir Ezgi Hanım, o da her şeyi eleştiriyor. Allah Allah. Biz buraya eleştirmeye geldik ama. Keşke önce kendini eleştirsen de yanlışlarını düzelsen. Biz seni eleştirmeye geldik buraya. Tamam canım, sus.
Sus diyor yahu misafirine. Terbiyesiz. Ezgi Hanım, ben biraz servisten ve peçeteden çıkacağım. Eşinin eline sağlık ama bana çiğ köfte hazır gibi geldi. Vallahi eşim yaptı. Videosu da var, izletebilirim. Tepside yoğurushu falan dün akşam çektim. Hatta dedi ki çok yapayım. Ben de dedim ki ben beğenmediğim için onunkine. Dedim ki yapma, yenmez. Sonra başımıza kalıyor dedim. Çöpe atmayalım. Yazık, günah dedim. Ama bir tat istersen tekrar. Ben tattım da bana biraz hazır geldi. Yok, eşim yaptı. Gerçekten istersen videosunu da izletebilirim. Videosunu bir görelim o zaman da siz. Kocam çiğ köfte yapıyor. 30 çeşidi ben yaptım, bir çeşidi kocam yapıyor. Sunum, sunum, sunum. Evet, kendi yapmış adamcağız. İnanıyoruz sana zaten ama onunkini beğenmiyorum, çok yapma dedim dedin. Bunu evet. Biliyor beğenmediğini, sevmediğini ama yine de misafirlere ya senin için bir hazırlık yapmış. Böyle çok ince sıkıyor falan, böyle ne bileyim bir tuhaf, ya tadından çok şeklini ben sevmediğim için yemek istemiyorum. Allah Allah. Hazır adam evde çiğ köfte yoğuruyor, senin misafirlerin geliyor diye. O hep yoğuruyor. Ya sık sık yaptığı canı bir şey. Canı sıkıldıkça çiğ köfte yoğuruyor. Ya adamlar yapsa bir türlü, yapmasa bir türlü. Öyle değil mi? Aynen. Nasıl sofra? Sen yorum yapıyordun, affedersin. Ezgi Hanım, ben uyumu beğendim. Hı hı. Uyumlu gayet. Ama çayımı neyle karıştıracağımı bilemedim. Şey var bak şurada, fincan ya bu, hani çay kaşığı değil. Tatlı kaşığı var. Bence tam boyunda doluyor. Yok, şey, tatlı kaşığı karıştır aşkım. Bunu karıştırmak için uygun değil. Unutmuşum, bence çay kaşığı. Kusura bakma. Evet. Evet, özür dilerim, unutmuşum. Estağfurullah, olabilir. Bu kadar çeşit çıkarmaktan unutmuş olabilirsin. Eline koluna sağlık. Servis tabakları uyumlu mu? Bizim programımızda çok konuşulur. Camdır, golddur, porselendir. Bence ben yemek takımlarını ve çatal bıçak takımlarını çok beğendim. Gayet güzel, uyumlu. Ben genel anlamda beğendim. Sadece çeşit bu haftaya göre biraz az geldi. O da olabilir yani. Genel anlamda güzel masası. En fazla 36 çeşit sen yapmıştın. Ama şimdi şöyle Ezgi Hanım, çeşitim az ama en azından bir tanesini ben yapmadım. Ben hepsini yapmaya çalıştım. Kesinlikle, hafta başından bravo. Beri de tek tek diyorum ki ben tek başıma yapacağım. Hiçbir destekçim yok. Ay üzüldüm şu an, bir şey oldu. Canım benim, kimsem yok diye mi üzüldün? Ay kıyamam. Böyle zamanda insan yanında bir güç istiyor değil mi? Ama sen o kadar dirayetli olmuşsun işte. Yaşanılanlar bilinçaltına yerleşiyor, travmalar. Duygusal bir dönem değil mi? O yüzden birazcık kötü oldum. İstersen biraz dinlen, hazır hissettiğinde masaya dönersin. Döneceğim şimdi. Sanırım ailevi bir durumdu. Bence çok duygusal bir andı. Bence tamamen hamile hormonlarından dolayı ağladı. Masayı terk etmek istememişti bence. O suratınız düşüyor, o gözyaşınız akıyor ya. Gel kıyamaz ablan. Ne oldu? Annen kız kardeşin yanındaydı bugün seni. Niye yalnız hissettin? Bilmiyorum, duygusal bir dönemde olduğum için. Evet, hormonlar. Hormonlardan. Senin yolu öyle devam edelim. Senin sofran bu. Senin yüzün düşükken ben konuşamam. Tamam mı güzel? Ben toplarım ikizler Burcu'yum ben. Ama peçete verelim, tuvalet kağıdı. Tamam, iyiyim hadi, iyiyim, afiyet olsun. Hadi bir yudum çaya. Ben kırıcı bir cümle falan kullandım mı Rümeysa? O yüzden yok, yani bende bir durum varsa kusura bakma, özür dilerim. Sanlık bir durum değil. Yok, o birden hepsini ama ben yaptım, yapmak zorunda kaldım gibi böyle oradan bir kendini. Değil mi? Doğru anladık hayatım. Ben konuyu dağıtayım mı? Mantı çok lezzetli. O zaman bak hemen ablacığını aldı, bak gönlün olsun. Çok bak. Lezzetli. Gerçekten hepiniz tadına bakmalısınız kızlar. Baksanıza böyle desenli desenli yapmış. Bir de pilavla birlikte yememiş şey, gerekiyormuş. Buhar tenceresinde pişiyor Ezgi Hanım. Ha tamam, Özbekler gibi. O yüzden öyle altı desenli oluyor. Hı-hı. Ellerine sağlık. Çok da marifetlisin. Eşin beğeniyor mu yemeklerini? Evet. Bayılıyor mu? Annesi vefat etti eşimin. Hep şey der bana, onun gibi yemekler yapıyorsun. Erkekler biraz anne hissetmek istermiş eşten zaten. Değil mi? Tabii. Senden hangi lezzetleri istiyor eşi? O genelde şeyi çok seviyor. Taze fasulyeyi onlar sulu yapıyormuş. Ben kavurma şeklinde yapıyorum. Hı hı. Onu çok sevmiş. Mesela annemden daha güzel yapıyorsun der hep bana. Canım benim, annesine nurlar içinde yatsın. Amin. Ama masanı beğendiler, uyumu beğendiler, lezzetleri güzel buldular. Sunum tabaklarını, kaşıkların yeterliliği ki... Söyledi Seda Nur, saydık. Hakikaten birebir.
Söylediğin şeyin arkasında durmuşsun. Değil mi hayatım? Eklemek istediğiniz hanımlar? Benim şu anda yok Ezgi Hanım. Yani ben güzel buldum. Sadece merak ettiğim tabak takımının fiyatları nedir? Onu bana halam hediye etti. Evlendiğimiz zaman alamamıştık biz. O hediye etti bana. Bilmiyorum. Çatalkışık. Aynen de sormuşsun. Onlar 400 lira. Şurada soda var. Onu nasıl açacağız biz? Çakmakla açıyor işim. Yani soda açacağı yok bizde. Masaya vur, açabilirsin bence. Nasıl açacağız bir anda? Becerebiliyor musun bunu? Masa ne zarar ayol? Erkeklerden rica edelim. Özen, masada açmayı sen de bir dener misin? Vur bakalım tepesine, daha önce yapmış mıydın? Yapmıştım ama bu masa birazcık ince gibi bunun için. Ama gazı çıktı gibi sanki. Allah Allah! Şaşırttı beni. Açtı vallahi, helal sana. Daha önce denediğim belli. Evet. Kimin hoş gözüküyorum ama güçlüyümdür Ezgi Hanım. Maşallah hayatım. Şey dedi Ezgi Hanım, duymadınız. Tazmin edebilirsin ben. İki lafın arasında bu diyeceğimler de geri kaldı. Biz burada üzülüyoruz kendimize. Hanımlar, konuyu değiştirmek gibi olmasın ama bugün masada çok farklı Kazak lezzetleri gördük. Aramızda kalsın, pazartesi günü de çok değişik Hint lezzetleri göreceğiz. Ay bayıldım. Hint kıyafetleri olur kesin. Hint kıyafetlerinden tutun da Hint yemekleri mi dersin, Hint içecekleri mi ararsın, hepsi olacak. Ben çok merak ettim şu an. Hemen ekran başına geçeceğim. Bakayım neler yiyorlar, nasıl. Ben de merak ettim. Bakacağım. Çok merak ettim. Hint sofrasında aynen bulunmamıştım ben. Hint sofrasını merakla bekliyoruz. Hakikaten. İlk defa karşılaşacağız. Bence kaçırmayın hanımlar. Kazakistan kültüründen Hint kültürüne geçiş yapacağız. Güzel. Farklılıkları seviyoruz. Farklı kültürleri görmeyi seviyoruz. Sen anlatıyorsun, biz mutlu oluyoruz. Yöresel kıyafetinle, yöresel yemeklerinle. Biz de sizlerden bir şeyler öğreniyoruz hayatım. Herkesin kültürü, alışkanlıkları farklı çünkü. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. O zaman güzel lezzetlerimizi yiyelim. Sonra da sevgili eşiyle nasıl tanışmış devam edelim. Beş ay önce eğlenen gelinim Rümeysa, kıymetli eşi Mücahit'le nasıl tanışmış? Onu konuşacağız. Ama öncesinde burada bir demlik görüyorum. Kaseler, tatlılar yiyerek değil mi hayatım? Kahvemizi evet, içerek. Ne var? Şimdi Ezgi Hanım, bu bizim yöresel sütlü çayımız. Siz İngiliz çayı olarak da bilebilirsiniz ama biz bunu tuzlu yapıyoruz. O yüzden yanına tatlı tercih ettim. Ayranla tatlı yeriz ya hani, evet, dengelemek için. Aa. Çok az attım tuzunu, belki hoşunuza gitmez. Bir dakika, içinde ne var? Süt, çay ve tuz mu? Bizim kendi çayımız var. Kazakistan'dan getirtiyoruz biz onu. Evet. Daha sonrasında süt koyuyorum, su koyuyorum, tuz koyuyorum. Bir de siz rahatsızsınız diye, hepimiz rahatsız olduğumuz için zerdeçal ve zencefil de attım içine. Ah, karanfil attım. Biraz daha iyi geleceğini düşündüm bize. O içindeki buz gibi şeyler ne? İşte o şey, bizde ak buruş deniyor ama Türkçesini bilmiyorum ne demek olduğunu. Sizde bir baharat hatta bu. Tozunu kullanıyorsunuz yemeklerde ama inanın hatırlamıyorum şu an. Beyaz biber baharatı Ezgi Hanım. Beyaz biber. Beyaz biber. Onu koyunca o daha böyle boğaz açıyor hatta. Sütlü çorbalarda hani karabiber rengini değiştirir diye beyaz biber tercih edenler var. Onu buna katıyorsunuz. Evet. Ben istersen merak size servis edeyim. Benim kasem farklı. Sizinki şöyle, babamın babaannesinden kalmış tarihi eser bir şey. Bende de bir tane vardı. Ben de size de vermek ay istedim. Ay çok kıymetli. Teşekkür ederim. Arkadaşlarımla eşit bende kase, çını diyoruz biz buna bu arada. Çını. Evet. Biz bununla çay içiyoruz. Çay. Ay halı. Zaten kirliydi. Yıkanmaya tekrar yeter, gider. Yeter bir tane. Şimdi biz çayı fincanda, çay bardağında içeriz. Böyle kaselerde mi içeceğiz? Evet, biz ölçüyoruz. Arkadaşlarımı da koyayım, göstereyim lütfen, isterseniz. Lütfen. Bunun mesela özel içildiği bir gün var mıdır? Yemekten önce gibi, hastalanınca, loğusa içirilir gibi. Ezgi Hanım, biz bunu sürekli içiyoruz. Siz nasıl ki çay içiyorsanız yemekten sonra. Siyahça. Biz de bundan içiyoruz. Kahvaltılarda yapıyoruz biz bunu genelde. Biz çaya şeker atarız millet olarak. Siz tuz katıyorsunuz. Evet, biz tuz katıyoruz. Hakikaten tadı nasıl? Çok farklı değil mi? Ben bakamıyorum Ezgi Hanım. Benim zencefil, zerdeçal, onlara alerjim var. Boğazımda sıkıntı yaratıyor. Hı-hı. Ama kokusu güzel geldi. Eda nasıl? Ben bakmadım tadına. Daha niye hastasın böyle, bak? Yabancı şey tatlardan hoşlanmıyorum.
Ama teşekkür ederim. Ama bir denesen, hani ikram ettiler ya hatır için. Süt pek sevmiyorum, o yüzden deneyemeyeceğim ama görünüşü çok güzel. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sen şimdi aynı fikirde misin? Keşke Salep Bey'e bunu ikram etseydin dedin. Kimi süt içmiyor, kimisi zencefil sevmiyor, kimisi ben, farklı tatları sevmiyor. Ben de baharatlarını sevmiyorum ama onun için bir yudum alacağım. Al tabii yani, ikram edilince şunu Ezgi Hanım, yine peçete yok. Ama biz çay içerken peçete kullanıyoruz. Ama tatlı da ikram ettin ya bize. Yani ne bileyim, unutuyorum arkadaşım. Hamileliğime verin lütfen. Değişikmiş, güzel bir tadı. Evet, farklı. Evet. Bunu da içmedik demeyelim. İsmi neydi? Sütlü çay, ak çay diyoruz biz ak aslında çay. Buna. Evet. Teşekkür ediyoruz hayatım. Rica çok ederim, sağ olasın. Şekerpareleri sen mi yaptın? Evet, ben yaptım. İlk denemem şekillerinden belli oluyordur zaten. Ellerine sağlık hayatım. Şimdi eşinle nasıl tanıştın? Bize anlat bakalım. Biz zaten eşimle aynı yerde oturuyorduk Ezgi Hanım. Yani birbirimizi çoktandır tanıyorduk. Ama konuşmuyorduk. Daha sonra eşim bana yazdı. Ben cevap vermedim. Temmuz ayında, Haziran'da yazmaya başlamıştı bana doğum günümden sonra. Bana doğum günde çelenk gelmişti ablamlardan. Çelenk? Evet, eşimin de çok hoşuna gitmiş böyle değişik bir şey. Benim zaten hareketlerimi işte videolarıma çok gülüyormuş, çok eğlenceli buluyormuş. Hı. Sürekli böyle görüşmek için bir cevap veriyordu bana, bir şeyler yazıyordu. Sokakta köşeye dönünce karşına falan mı çıkıyordu? Yok öyle değil, sosyal medyadan. Hı. Daha sonra ben hiç cevap vermezdim. Açık konuşmak gerekirse ben eşimden tiksiniyordum. Yani, sanmıyordum anlarım da neden tiksinirsin? Yani tiksiniyordum derken hiç böyle hani konuşacağım bir insan değil. Arkadaşım bile olamaz diyordum. Daha sonra benim annem bir rahatsızlık geçirdi, ameliyat oldu. Evet. İyi ki şu an hayatımda. Aklına geleni konuşuyor, tiksiniyorum dedi ya. Annem bir rahatsızlık geçirdi, ameliyat oldu. O süre zarfında biz görüştük. Yani konuştuk, mesajlaşmaya başladık. Daha sonra kendi annesinin vefat ettiğini söyledi bana. Ondan sonra biz böyle bir arkadaşlık kurduk. Sonra buluşalım dedi. Ben gitmek istemedim. Yani yüz yüze gelmek istemedim. Sosyal medyadan öyle konuşalım istedim sadece. Daha sonrasında ben ehliyetimi aldım. 11 Kasım'da. 12 Kasım'da benim ehliyetim geldi. İşte benim ehliyetime nazaran işte İstanbul trafiği düşünsün bu saatten sonra falan dedi. Eşim dedi bu arada bir sürü araba var. Biz de arabamızı yeni abim kaza geçirmişti. Arabamız yoktu. Ben de unutmamak adına neyse görüşelim dedi. Ben dedim ki o zaman bana araba sürmeyi öğret. O da tamam dedi. Ondan sonra dedim ki arabasını dedim bana emanet edecek. Şimdi ilk görüşmede bir de. Etmez falan dedim ama dedim ki bir gideyim bakayım falan. Ondan sonra neyse gittim öyle görüştük. Araba kullanmaktan başladık. İşte bana direksiyon dersleri vermeye başladı kendi çapımda. Bu arada ben 3 arabasını... İkisini perte, birini de bozdum. Ama hiç sesini çıkarmadı. Perte nasıl sordu, ne yapmış olabilirsin? Ezgi Hanım ben düz duvara çarptım. Hem de yani koskoca semti gezdikten sonra arabayı park ederken düz bir duvara çarptım. O da bir heyecanıma verin. Yeni almışım ehliyeti falan. Ondan sonra biz böyle konuşmaya falan başladık. Sonra ben ona kazak mantısı yaptım soframda gördüğünüz. Ondan yedi. Ondan sonra erkeğin biliyorsunuz ki kalbine giden yol midesinden geçer. Benim eşiminki bütün yolları midesinden geçiyor. Zaten gönlü var. Evet zaten gönlü var ama bir türlü söyleyemiyor. Benden alacağı tepkiden dolayı. Ondan sonra o mantıyı yedikten sonra işte bugün bana yemek yapan yarın da yapar, ömür boyu da yapar gibi. Ha. Öyle bir görüşmeye başladık. Daha sonra işte sevgililik aşaması, aileler çalışması, nişan, kına, düğün böyle ilerledi. Sonra evlilik teklifi oldu mu? Evlilik teklifi oldu. Ben aileme söyledim. Ondan sonra biz 8 Ocak'ta söz yapacağız artık. Tanışma vesaire oldu. Ben eşime dedim ki 1 Ocak gibi işte yılbaşında artık yılbaşında bekliyorum. Diyorum ki 7 gün sonra bizim sözümüz var. Hani bir evlilik teklifi gelsin artık falan. Ondan sonra eşim kesinlikle hani yok işte saçma sapan şeyler. Sözü takalım garanti olsun. Sen diyor işte bugün evet dersin, yarın gidersin diyor. Ben diyor masrafa sokma falan böyle. Ben de gıcık oldum. Ondan sonra dedim ki gelmeyin o zaman dedim. Söz falan yok dedim. Ondan sonra ama ben hala yılbaşında bir şeyler bekliyorum. Ondan sonra bir gün ben çalışıyorum 4 Ocak'ta. Ben ta ilk tanıştığımız zaman bir gün evlilik teklifi alırsan nasıl almak istersin demişti bana. İnanın benim unuttuğum bir şeyi hatırlamış. Ben dedim ki paraşütle almak isterim. Paraşütle çatlıyor, önüme düşsün, öyle evlilik teklifi etsin, sürpriz olsun bana. Tepeni tamamen. Tepeni görürsün, değil mi? Tepesine ben düştüm Ezgi Hanım, o uçmadı. Yükseklik korkusu var. Gerçekten bir paraşüt olayımız var. Evet, var. Videoları da izletiyoruz. Evet, görüyoruz sizlere. Şimdi.
Nere burası? Burası Çatalca'da bir yer. Hı. Dağın başı ve bana şunu söyledi. Yengem çok rahatsız. Onun yanına gitmemiz gerekiyor. Beni istemeye gelen yengesi için söyledi bunu. Ben de dedim ki tabii hani gidelim geçmiş olsunlar şöyle böyle dedim. Yani benim ailemle tanışan yengesi pardon isteme olmamıştı o zaman. Tabii gidelim falan dedim. Ondan sonra ben böyle bir şeyle karşılaştım. Çok korkuyorum ama. Şimdi evet ben sözleneceğim ama şimdi bana dedi ki işte masrafa gerek yok. Bir evet diyorsun, bir hayır diyorsun. Bir bana ters yapmaya başladı. Bir tırstım ben. Anladı sağın solun belli değil. Evet ben bir tırstım dedim. Gerçek yüzümü gördü mü çocuk bana dedim. Kıyamam. Ondan sonra işte öyle bir evlilik teklifi aldım. Görümcem, kaynım vardı, kuzeni vardı eşimin. Benim tarafımdan kimse yoktu, haberleri yokmuş. Uçan sensin ama paraşütle. Şöyle Ezgi Hanım, normalde ben de o da uçtuk ama yukarıda yapacakları organizasyon hava şartlarından dolayı, 4 Ocak'tan bahsediyorum. Hava şartlarından dolayı yapamadı. Onun yükseklik korkusu olduğu için de fazla uçurmadılar ama beni 55 dakika boyunca havada tuttular ve ben zatürre oldum onun yüzünden. Yine suçlu adam. Bayağı ağır bir hastalık geçirdi. Ondan sonra ben evet dedim. Ondan sonra zaten 4 gün sonra sözümüz oldu. Sözümü mevlütlü yaptım. Kur'an okutturdum. Dedim ki hayırlı bir işe giriyoruz. Hayırlı bir şekilde başlayalım duamızla. Ondan sonra nişanımız oldu. Söze... Bir dakika dur. İsteme evde oldu aile arasında. İsteme evde oldu. Yüzük takıldı. Eşim... Kimler geldi? Eşim tarafından 70 kişi vardı. Bütün kolu, komşu, kuzen, hala, dayı, amca hepsi annesi, gelmişti. Annesi babası yok çünkü eşinin. Evet, kalabalık gelmişti. Kardeşleri vardı. Yokluklarını hissetmek istemediği için kalabalık geldi. Bizde de aynı şekildeydi. Halamlar, işte amcamlar, aile büyüklerimiz, kendi annem, babam. Bu şekilde isteme oldu. Giyindiğin elbisenin fiyatı nedir? İstemede giydiğim elbise, normalde ben o elbiseyi almadım. Beyaz bir elbise almıştım ama... beğenmedim üzerimde durduğunu. Tasarımcı bir kuzeni vardı. Evlilik teklifinde de vardı eşimin. O verdi bana, hediye etmişti. Şu an onunla da görüşmüyoruz. O bana hediye etmişti. O zaman onu giymiştim. Şimdi sen erkek tarafından kimlerle görüşmüyorsun? 3 tane kardeşi var. 2 tane kardeşi var. Kuzenleri var. İşte genel olarak görüşmüyorum Ezgi Hanım. Çok özel değilse paylaşabilir misin? Ezgi Hanım, ben başta biraz sakin insanım. Daha doğrusu şöyle, sakin derken İyi yönden almaya çalışıyordum her şeyi ama işin içinde gerçekten kötü niyeti görünce ve eşime zarar verildiğini görünce artık bir yerden sonra dedim ki hani bu böyle olmayacak. Ben eşim zarar görüyorsa ben de göreceğim çünkü biz bir yola girmişiz artık. Hayatımızı birleştireceğiz. Bu sebepten dolayı görüşmek istemedim. Eşim de bana saygı duydu. Tabii bu nişanlık aşamasında bizi çok zorladı. Bayağı kavgalar ettik. Siz düğünden sonra değil, öncesinde dik üstünüz. Evet, evet. Yani ondan önce zaten şöyle bizim yüzük takıldığı gün o benim çok sevdiğim işte arka kuzenleri, ablaları, abileri gitti. Yerine çok daha farklı insanlar geldi. Şimdi birazcık şey var. Ben biraz sivri dilli olduğum için, istediğimi pat diye söyleyebildiğim için onlar böyle insanlar değiller. Biraz daha sessiz, sakin, eşlerine daha böyle nasıl diyeyim, naif olan insanlar. Ben böyle değilim. Sinirlendiğimde söylüyorum, işte sevdiğimde söylüyorum. Ben içimden geldiği gibi davranıyorum. Onlar öyle değil. Kendi aralarında düşman bile olsalar dışarıya hep yok biz düşman değiliz. Hep böyleler. Ben de öyle değilim. Evet, et tırnaktan ayrılmamız inşallah tabii ki de. Tatlıya bağlanır. Kardeşler i̇nşallah. Arasında olur öyle şeyler. İnşallah. Eşin üzülür çünkü. Sen onun açısından da bak ablacığım. İşte benim sofrada aslında yalnız kaldık dediğim de buydu Ezgi Hanım. Benim kendi tarafımda hiçbir sorunum yok. Ben hepsiyle görüşüyorum. Gelip gidiyorlar, bana en büyük desteği de oluyorlar. Ama eşim çok yalnız. Çok üzülüyordu Ezgi Hanım. Şu an hiç üzülmüyor. Şu an diyor ki yani iyi ki bu evreye gelmişiz ki diyor hani iyi ki bana diyor zamanda uyarmalar yapmışsın evet diyor hakkımı çok yedim dikkate almadım. Çünkü onların yanındaydı Ezgi Hanım hani fark edemez hani derler ya insandan uzaklaştıkça gerçek yüzünü görürsün diye. Aslında böyle bir şey olmuş. Ben böyle olsun da istemezdim ama şu an iyiyiz çok şükür hani en büyük destekçim oydu benim. Keza ben de aynı şekilde ona destek olmaya çalışıyorum. Aile oldunuz artık. Evet, yokluklarını hissettirmemeye çalışıyorum. Tabii ki ne kadar beceriyorum bilemiyorum. Annem babam da bu konuda çok destek oluyor hani Mücahit'e. Yokluklarını hissettirmemeye çalışıyorlar. Tabii annem babam bu olayları tasviklemiyor. Bana hep diyor hani kızım sen konuş, işte görüşsünler.
Dediğiniz gibi tırnaktan ayrılmaz şöyle böyle. Görüşmek istiyorlar aslında ama benim eşim kesinlikle istemiyor Ezgi Hanım. Yani diyor ki ben diyor zarara uğrayacağım ama benim hayatımda olmasınlar daha iyi. Ben böyle daha iyiyim. O öyle diyor. Öfkeler olur öyle aile arasında. O inşallah geçer hayatım. İnşallah. Şimdi karşı tarafa da bir söz hakkı doğuyor. Tek tarafta dinlediğimiz için. Hani çok bir şey diyemiyorum tabii ki. Aranızda ne geçiyor, ne oldu? Öyle değil mi? Onun için tabii ki en iyisini sizler bilirsiniz. Eşim bilir muhakkak ki. Ben nacizane fikrimi söylemek isterim tabii ki. Yapıcı olmak lazım. Neyse biz nişanımızı yaptık Ezgi Hanım. Siz kendi aranızda yaptığınız gibi oldu. Erkek tarafından kimse gelmedi nişana. Nişanımıza geldiler Ezgi. Ha geldiler. Geldiler. Nişanımızda da bir problemimiz yoktu. Yani hafif hafif soğukluklar vardı ama artık hani büyütmüyorduk. Nişanım seçim gününe denk geldi Ezgi Hanım. 14 Mayıs'ta yaptım ben 2023'te. O yüzden çok fazla kişi gelmedi. 300 kişi falan anca gelmiştir. Rengi yeşil miydi nişanın? Evet, zümrüt yeşil. Ne kadardı nişanın? Çok güzel. Ben onu kiraladım, kollarını da öyle yaptım. Mesela 5500 liraya kiraladım. Salonu kaça tutmuştunuz? Salonu 8000 liraya. Herhangi bir takı vesaire takıldı mı? Takıldı. Eşim bana 2 tane bilezik taktı. Kaynım bana gramlı kolye taktı. Daha sonrasında böyle az bir miktar para takıldı. 2 bilezik eşim taktı. İşte bir de gramlı kolye vardı. Kına da yaptım. Kınam da aynı salonda oldu. Benim nişanım, kınam, düğünüm aynı salonda oldu. Ondan sonra kınam da kalabalıktı. Cuma akşamıydı ama kalabalıktı. 400 kişiye yakındı. Salon zaten 600 kişilik. Çok güzel. Düğünde de 750 kişi falandık. Dışarıda beklediler hatta. İçeri salamadılar. Nöbetleşe girip çıkıyorlardı. Özel bir adet var mı kınanızda sizin? Bizim kınamızda özel bir adet yok ama şöyle kız çıkarken bizde kız beretin cırtı stoyu derler. Yani kız gelin gidecek diye kurban keserler, et verirler. Hani mesela kız çocuğu doğduğunda hani akika keserler ya, bunun gibi erkekle de aynı şekilde evlendiği zaman kurban keserler, etli pilav verirler. Bizim Kazaklarda böyle adetlerimiz var. Biz onu da yaptık. Vakıfta yaptık onu. Kendi kazak... Et dağıttınız yoksa pişirdiniz kazanlarda? Kazanlarda eti pişirdik, pilavla birlikte dağıttık. Güzel. Düğün yemeği yaptınız diyelim. Evet, düğünden önce oldu, kınamdan da önce oldu bu. Ondan sonra kınam oldu. Zaten kınamla o yemek arasında 3 gün var. Ondan sonra kınamla düğün arasında da hiç günüm yok. Nasıl oldu? Organizasyon var mıydı yoksa zaten kınamda, mekanın içinde miydi? Kınamda organizasyon vardı. Kına salonunu 10 bin liraya tuttum ben. Artık nişanı da orada yaptığım için. Kınada... Organizasyonum 12.500 liraydı. Daha pahalıya geldi. Kına giriş kıyafetin ne kadardı? Kınalığım 15, gelinliğim de 15 bin liraya denk geldi. İkisini 30 bin liraya aldım. Kınada tek kıyafet mi giydin? Hayır, kınada 4 tane kıyafet giydim. 2000 dallı bir after party, bir de kınalığım vardı. Düğünün nasıl oldu? İstediğin gibi oldu mu hayatım? Düğünüm istediğim gibiydi. Hatta girişini ben değişik kullandım. Dedim ki enerjim uysun. Herkes standart dans ediyor. Ben biraz eğlenceli gireyim. Öyle de girdik zaten. Eşim biraz dans etmeyi sevmez. O böyle anca yürüyor ama. Sen daha eğlenceli görünüyorsun şu anda. Ben biraz şey yapıyorum. Gözlüklerden de önünü görmüyor. Biz salona girerken eşim düşüyordu merdivenden. Ben tutmasaydım hayatını kurtardım oradan. Ondan sonra normal dans ettik. Yine aynı salonda dedin değil mi? Aynı salonda. Düğün içinde... İkramlık ne dağıtıldı? İkramlık düğün salonu işte su böreği, çubuk kreker... Biz ekstra kınamızda çiğ köfte dağıttık eşime. Çok seviyor yapmayı vesaire. Çiğ köfte dağıttık. Orada yaptı, kendi yaptı. Yok orada kendisi yapmadı. Daha önce yaptı, salona verdi. Salon o şekilde verdi. Düğünde yani. Ne takıldı takı olarak? 7 tane 20 gram bilezik taktı eşim bana. İkisini zaten nişanda takmıştı. 5 tane takmış oldu. Daha sonrasında 65 adet çeyrek geldi. 4 adet tam altın geldi. Totalde 450 bin lira para topladık biz. Hepsini hatırlıyorsun maşallah. Biz bunları not alıyoruz ki geriye takalım. Öyle olur ya değil mi? Eda'cığım eğer çıkmak istersen biraz bir rahatla. Tabii ki bir hava al gel hayatım. Bir sen öksürüyorsun bir ben öksürüyorum böyle. Eşini arayalım mı? Arayalım mı Ezgi Hanım? Ben de altını kesesinden çıkarayım mücahit. İnşallah altın alırsınız. İnşallah Ezgi Hanım. Emret karıcığım buyur. Ne yapıyorsun aşkım? İyi çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? İyi. Biz de Ezgi Hanım'la seni aradık. Şimdi ilişki testi yapacağız. Ezgi Hanım'a veriyorum telefonu. Tamam. Alo damat nasılsın?
Çok sağ olun Ezgi Hanım, teşekkür ederim. Seni ortak diye kaydetmiş. Evet, evet. Şimdi Mücahit, soruyu soracağım. Lütfen hemen cevap verme. Telefonu sessize alacağım. İlk cevabı sevgili eşin Rümeysa'dan alacağım. Sonra senden alacağım. Anlaştık mı? Anlaştık. Gelinime, damadıma bir moral alkışı. Ve ilk sorum geliyor. Rümeysa, hafta sonu eşin sürpriz olarak yurt dışına tatil bileti aldı. Bu hangi ülke olur? A. İngiltere, B. Fransa, C. Japonya, D. İtalya. Fransa. Hangi cevabı vermiştir Mücahit? Fransa. Alkış. Diğer soruma geçiyorum. Rümeysa, Mücahit'in sana aldığı tek taş sahte çıksa ne yaparsın? A. Bozulurum ama belli etmem. B. Kızarım ve takmam. C. Sorun etmem. Kızarım ve takmam. Böyle bir durumda Rümeysa ne yapar Mücahit? Kızar ve takmaz. Bence de. Rümeysa, bir reklam filminde oynaman için teklif gelse eşin bunu kabul eder mi? Kabul eder. Kabul eder misin Mücahit? Yok, etmem. Sen bana ne zamandan beri karışıyorsun? Beraber oynardınız. Ama evet. Genel olarak kabul etmez. Etmez. Adamın da fikirleri var evet. Diğer soruya geçiyorum. Saçını kestirdiğinde fark etmeyen eşin, kanka olduğun kız arkadaşının saçını kestirdiğini söylese ne yaparsın? Mahvederim onu Ezgi Hanım. Ne demek benimkini fark etmiyor, onunkini fark ediyor yani. Böyle bir durumda Rümeysa ne yapar Mücahit? Arkana dönüp benim kaçsan mı? Yer. Direkt kaçarım. Kaçarsın. Ne yapar sana? Çiğ çiğ yer beni. Alkış. Diğer soruma geçiyorum. Rümeysa'nın ayakkabı numarası kaç? 38. Kaç numara ayakkabı giyiyor Mücahit? 8. Kaç? 8. Alkış. Diğer sorumla devam ediyorum. Rümeysa, Mücahit nohut yemeğinin yanında pirinç pilavını mı yoksa bulgur pilavını mı tercih eder? Eşim bulgur pilavı hiç sevmez yani, pirinç pilavı. Hangi pilavı tercih edersin Mücahit? Pirinç pilavını tercih ederim. Alkış. Dış ses. Ezgi Hanım, çiftimizin sadece bir yanlışı olduğu için gelinlerimizden ek soru isteyebiliriz. Hadi bakalım, şu an seni sessize alıyorum. Sorun gelecek Mücahit. Bir yanlışın olduğu için gelinler sana soru soracak. Tamam. Ne soralım gelinler? Ezgi Hanım, bence evlenme teklifinin tarihini soralım. Olur mu? Olur. Olur. Mücahit, evlilik teklif ettiğin tarihi soruyorum. Gün, ay, yıl şeklinde ilk cevabı Rümeysa'dan alacağım. 4 Ocak 2023. Hangi tarihte evlilik teklif ettin? 4 Ocak 2023. Alkış! Vallahi helal olsun Mücahit ve Rümeysa. Bu hafta altını verememiştim hiçbir gelinime ve damadıma. Haftanın son günü, büyük final gününde altınımı Rümeysa'ya veriyorum. Güzel günlerde kullanın. Teşekkür ederim Ezgi. Tebrik ediyorum Mücahit. Çok sağ olun. İşin için rast gitsin. Hoşçakal. Bir şey söylemek ister misin? Aşkım, seni çok seviyorum. Ben de seni. Görüşürüz. Sen de beni ne? Ben de seni çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Evet, gerçekten. Veremeseydim üzülecektim. Benimle geliyor, benimle gidiyor altınlar. Ama ben dedim Ezgi Hanım, eşim beni çok iyi tanıyor dedim. Çünkü bizim evlilik aşamasına gelmeden önceki süreçte biz markete bile birlikte giderdik. O yüzden her şeyimizi biliyoruz yani artık. Yani tebrik ederim. Teşekkür ederim. Haftanın en marifetli gelinime ödüllerimi verdim. Diğer gelinime altını verdim. Biraz sonra 100 bin lira büyük ödülü hangi gelinim alacak onu göreceğiz. Ama dış ses, Eda ne durumda? Eda gayet iyi. Birazdan puanlamada bizimle olacak. Güzel. Evet, 100 bin lira büyük ödül kimin olacak dedik. Ama ona geçmeden önce bakalım Rümeysa diğer gelinlerden kaçar puan alacak onu görelim. Sırada puanlama. Seda bence normal hayatında da beni çekemeyecek gibi. Puanı korumak için bir puan verdiğini düşünüyorum. Ve bu hakkı veriyoruz maalesef sana. Sana konuşma hakkı verildiği gibi. Sinsi bir arkadaşımız deyip geçmek istiyorum. Ama bir tadın kaçtı. Azıcık gururun varsa 2 dakika arkanı dön de utan bu puandan sonra. Helallik istedim benden ama ben sana hakkımı helal ediyorum ya da etmiyorum demiyorum. Allah'a havale ediyorum. Seda lütfen, bunu aldım yeter. Sen çok kıskanç bir insansın. Seda'nın koluna ya da alnına kıskanç yazar mısın? Kabul etti, rahatladı.
Kocamla ben birbirimizi tanıyormuşuz. Bu konuda ben dördünüzü de geçtim ya. Bu zafer bana yetiyor. Az sonra. İşte geldik günün en heyecanlı, en beklenilen anına. Bakalım günün sonunda gelinlerim Rümeysa geline kaç puan verecek? Rümeysa'nın yüzü gülüyor. Puanlardan sonra da inşallah yüzün güler. Ezgi Hanım, puan tabii ki önemli ama ben arkadaşları tanıdığım için gerçekten çok memnun oldum. Öncelikle üzülüyorum da aslında ayrılacağımız için. Bugün duygusallığım belki ondan da olabilir. Peki yorumlardan sonra kaç puan bekliyorsun? En düşük 2 bekliyorum. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım. Evet, Şeyma gelinle başlayalım. Bakalım Şeyma gelinim kaç puan vermiş? Benim sana puanım 1. Puanımı sana verdim. Yaptığın yemekler gerçekten çok güzeldi. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bir bekliyor muydun? Ezgi Hanım, puanlar belli. Özen 10 puanda, Şeyma 9 puanda. Puanını korumak için bir puan verdiğini düşünüyorum ben. Masanı çok beğendim dedi. Çok kelimesi zaten çokluk getirir. Yani beğendimle arasında büyük bir fark var ve beğendim demedi. Çok beğendim dedi. Bir verdi. Sağlık olsun. Puanını korumak durumuna katılmıyorum. Sen de dediğin gibi çok konuşmadı, yorum yapmadı dedin. Beğenseydim wow şu çok güzel falan derdim. O yüzden hafta de başından beri böylesin ama. Hani beğendiğinde hiçbir şey yok. Beğenmediğinde kusur da bulmuyorsun. Sadece 5. kişi olayım diye gelmiş gibi gözüküyorsun i̇şte yani. İşte puanda anlatıyorum gördüğün gibi. Teşekkür ederim. Ve bu hakkı veriyoruz maalesef sana. Sana konuşma hakkı verildiği gibi. Yani 5. kişi olmaya gelmiş, puan hakkı verilmiş, sinsi bir arkadaşımız deyip geçmek istiyorum. Ben hiç muhatap dahi olmak istemiyorum. Devam edebiliriz Ezgi Hanım. Sinsi dedi sana. Yani ben algılamıyorum. O yüzden onun dediğini de önemsemiyorum şu an. Ezgi Hanım, şimdi hiçbir şeye yorum yapmayıp veya işte beğendiği şeyleri söyleyip beğenmediği şeyleri söylemeyip ki benim evimde söyledi, ben kendim için bahsetmiyorum. Diğer arkadaşlar için de bu böyle. Beğendiği şeyleri belki fazla olarak söylüyor ama beğenmediği şeyi 2-3 tane puanı kırıyor. Yani burada sadece niyet 100 bin liraysa... Diğerlerine de soralım o zaman. Biraz sinsi. Öyle mi davrandı? Senin kişiliğin Şeyma. Nasılsa benim kişiliğim de bu şekilde. Biz burada kişilik konuşmaya değil, evin uygun olup olmadığına puan vermeye geldik. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Sessiz olabilirsin bu arada. Her sessiz insan sinsi demek değildir. Diğer arkadaşlar ben da size de yorum yapmadı mı Şeyma? Bence Şeyma çok iyi bir gözlemci. Söyleyeceğini söylüyor bize göre, gerekli yerde. Bize göre sessiz kalıyor ama gerçekten hak edilen puanı veriyor gibi düşünüyorum. Doğru tespitler de yapıyor. Ben kendi evimde bunu fark ettim. Benim evimde beğendiği çok şey oldu. Beğenmediği şeyleri de açık açık söyledi. Rümeysa, az önce özür dilemiştin, şimdi sinsi diyorsun. Bu ne tutarsızlık? Özür dilemem kalp kırmamdı. Ben senin olan bir şeyi söyledim. Bunun için özür dileyeceğimi düşünmüyorum. Eda'cığım, seninle devam edelim istiyorum. Bakalım haftanın son günü yarışan Rümeysa'ya Eda kaç puan vermiş? Benim sana puanım 1. Eda'dan 1 bekliyor muydun? Yani mutfakta olay yaşadık. Normaldir Ezgi Hanım. Rümeysa hafta boyunca çok iddialıydı. Yani bizim evlerimizde olsun, işte benim evimde, ay yok bu böyle asla olmaz bu böyle. Yani Rümeysa bizim beklentilerimizi çok yükseltti kendi evine karşı. Biz gerçekten çok farklı bir şey, wow falan bekliyordum ben yani. Çünkü ben onun yerinde olsaydım, kendi evimi bildiğim halde daha güzel gördüğüm, daha tatlı gördüğüm bir eve kötü yorum yapamazdım. Çünkü kendi günümü de düşünmek zorundaydım. Şunu mu anlıyorum? Rümeysa madem böyle bir eve sahip, bana evet. Neden biri verdi? Evet, ben bu biri verirken kendi evimi düşünerek şöyle bir içim acıdı. 0 olsaydı 0 verirdim bugün. Ama bir tadın kaçtı. Yok ya Ezgi Hanım. Benden 2 puan beklemesi çok saçmaydı. Çünkü kendisi benim evime 1 puan verdi. Ayrıyetten kıyaslama bile yapmak istemiyorum evlere. Seda Nur, seninle devam edelim. Lütfen puanını bizimle paylaşır mısın?
Benim sana puanım... 3. Azıcık gururun varsa 2 dakika arkanı dön de utan bu puandan sonra. Neden? Neden mi diyorsun? Neden? Hislerimde kuvvetliyim dedin. Bu muydu senin hislerin? Teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ederim ama ben helallik istedim benden ama ben sana hakkımı helal ediyorum ya da etmiyorum demiyorum. Ben seni Allah'a havale ediyorum. Peki Seda, sana çok basit bir şey sormak istiyorum. Gerçekten çok samimi cevap ver. Rümeysa'nın evi mi, benim evim mi? Bana göre Rümeysa'nın daha çok emeği var. Daha çok bana göre hitap etti uyumu. Ben o yüzden bu puanı vermek tamam, istedim. Tamam Seda, sus. Hayır, taşıyla dalga geçtin. Halısıyla dalga geçtin. Yatak odasıyla dalga geçtin. Gittin mutfağın halısına yazılar yazdın. Ha, ben buna izin verdim. Neler yaptı, neler. Yok, benim çantam daha taş dedi senin taşlarından. Ama yani, sen hep demez misin? Tutarsızlık var hayatım burada. Bak bir tutarsızlık kötü var. Kötü eleştiri aslında iyidir demez misin? Tutarsızlık var. Ben şöyle düşünüyorum. Benim evime puan verilmedi. Farklı şeylere puan verildi. Ezgi Hanım, ben sadece bu evde beğendiklerimi anlatmak istiyorum. Diğer evleri zaten geçtik. Yorum yaparken anlatsaydın. O günler şimdi bitti. Mi geldi sırası bunun? Arkadaşlarım zaten çoğu şeyden bahsetti, hani güzel olmayanlardan. Ben güzel olanlardan bahsediyorum. Mesela neyi beğendin? Söyle, ben hatırlayacağım. Neyi beğendin? Ezgi Hanım, ben bahsetmiştim halısına, koltuğunu beğenmiştim. Bana göre tabloları gayet iyi yerde, gayet de güzel. Sehpası, TV ünitesi bana göre dedim güzel. Dedim mi bunları? Ben beğendim. Sadelik var en azından. Karışıklık yok. Yemek konusuna gelince masada çok ufak tefek eksikler var. Unutmuş. Hamilelerine dalga geçtim. Ben hamilelerine veriyorum. Yetiştiremediği şeyler olmuş. Tuvalet kağıdı. Daha sonrasında kendi elleriyle yapmış. 20 çeşit kimsenin evinde görmedik. Of. O yüzden ben bu puanı vermek istedim. Bu da benim görüşüm. Kızın masasındaki peçeteye tuvalet kağıdı dedi. Dedin. Sen bunu dedin. Biz bunu hepimiz duyduk. Ben az tuvalet önce kağıdı ondan dediğim da bahsettim. Masayı şu an beğendim diyor. Ben az önce ondan da tutarsızlık bahsettim. Tutarsızlık var. Hayır. Seda, lütfen bunu aldım yeter. Beni ilgilendirmiyor. Biz biliyoruz senin. Biz senin ne yorum yaptığını biliyoruz Seda. Sen çok kıskanç bir insansın. Aynen canım, ben kıskancım. Haksızlık yapıldığını düşünüyorsun ve kabul edemiyorsun. Yani Ezgi Hanım, anında resmen kıskanç yazıyor. Dış ses, bir tane kalem alabilir miyim? Kalem? Halımı mı çizeceksin? Yok hayatım, ben öyle bir şey yapmam. Kimsenin evindeki eşyaya zarar vermem. Kimsenin fon perdesini yere atmam. Kimsenin halısını çizmem. Rümeysa, senden bir ricam olacak hayatım. Şimdi sizin aranız böyle bir iki yumuşadı ya. Seda'nın koluna ya da alnına kıskanç yazar mısın? Ne yani, şimdi elime kıskanç yazınca ben kıskanç mı olacağım? Rümeysa, alt attım. İmzamı da atayım mı? At at, hatıra kalsın. Kıskanç yazdı. Bir de kalp mi koydu? 3 puan verdi ya bana. Eda'nın canı çok sıkılmıştı. Oyun oynayalım istedim. Benim canım sıkılsa biraz ben yazarım. Biraz oyun oynayalım dedik. Gönlü olsun Eda'nın. Tam hak ettiğin gibi. Ama Eda'yı da kırmadın. Evet Ezgi Hanım, neden kırayım? Ben burada kimseyi kırdığımı düşünmüyorum zaten. Aynen. Ben oturayım, başka yazılacak biri var mı? Yok tatlım, otur. Teşekkürler, eline sağlık. Rahatladın mı kıskanç yazılınca? Rahatladım. Böyle var ya, oh, içimden sular gitti. Sen yazılınca kıskanç mı oldun? Al bak, ben kıskancım. Biliyordum zaten canım. Ama güzel oldu böyle görmekteyim. Ne mutlu bana o zaman. Yazılınca bir rahatladın sen. Çok rahatladım. Bir sivrilmiştin böyle, sesin yükselmişti. Yani ben böyle bir şeyi kabullenemediğim zaman, çünkü biliyorum onun öyle olduğunu ama karşı taraf reddediyor ya, bana geliyorlar. Kabul etti, rahatladı. Evet. Gelinlerden alınacak toplam puanı Özen belirleyecek. Bakalım Özen Rümeysa'ya kaç puan vermiş?
sana puanım. Özenden 2 bekliyor muydun? Yani zaten şey demiş Mezgi Hanım, hani 2, 3, 4 ya. 4'ü beklemiyordum bile. Beklediğim puandı. Neden 2 Özen? Keşke 1 verme hakkım kalsaydı Ezgi Hanım, 1 verirdim. Çünkü evi gerçekten beğenmedim. Sadece el emeği şeyler yapmış. Yemeklerde çok uğraşmış. Ben yapamamıştım günümde. Ama kendisi bayağı uğraşmış. 1 puanım ona olurdu. Ama 2 verdim mecburen. Mecburiyetten verdin. O da yemeklerine, sofrana. Ne diyeyim Ezgi Hanım, mecburiyet de bazen doğru yolu gösteriyormuş yani. Ezgi Hanım, 4 gün boyunca hepimizle çatışan Rümeysa şu an puanlardan sonra kedi gibi oldu. Şöyle, ben çok da yarış içerisinde değildim aslında. Sadece böyle eğlenmeye gelmiştim. Eğlendim yeterince. Sinirlendirdim, üzdüm, güldürdüm. Ben bilmiyorum yani, mutlu oldum. Benim için Rümeysa bitti yani. Kibarlık geldi fark et. Sinirlendirdim diyor, üzdüm diyor. Seviyorsun sen biraz sinirlendirip üzmeyi, öyle evet, mi anlıyorum? Evet, ben ne bileyim şey ya, mutlu oluyorum. İnsanlarla uğraşmak değişiksin ha. Ay hiç böyle de görmemiştim. Ezgi Hanım zaten şimdi şöyle. Kendine mi hasır gelinim beni? Yani söylüyoruz. Kendini de açıkça diyor. Söylüyoruz ediyoruz da yani. Yumuşuyorum falan, zaten ben bunu hep yapıyorum. Bağırıyorum, çağırıyorum, yumuşuyorum. Yani bu benim hep karakterimde var. Artık olan olmuş, biten bitmiş, son günümüz. Niye daha kavga edelim, niye daha sert davranalım birbirimize? Yoksa Rümeysa 3 verdim değil mi bu kadar yumuşadın? Aşkım 1 versen de gülerdim, emin ol. Kocamla ben birbirimizi tanıyormuşuz. Bu konuda ben 4'ünüzü de geçtim ya. 12 yıllık evlilikten 1,5 yıllık evliliklere kadar benimle eşit evli olan arkadaşımıza geçtim ya. Bu zafer bana yetiyor. Günün sonunda Rümeysa gelinlerden 7 puan aldı. Eda sen de 7 puan almıştın, doğru hatırlıyorum. Evet. Demek ki İkinizin de aynı puan alması seni biraz rahatsız etti. Ben zaten evimi hak ettiğim 1 puan aldığımı düşünmüyorum. Bunu o gün de söyledim. Canları sağ olsun, yapacak bir şey yok yani. Bakalım bu hafta 100 bin liralık büyük ödüle sahip olan gelin kim olacak? Tabii ki sen 7 puan aldın ama birinciyi benim puanım belirleyecek biliyorsunuz. Hazırsanız büyük finale geçelim mi? Geçelim. Sırada büyük final. Bakalım haftanın büyük ödülüne sahip olacak gelini kim olacak? 100 bin liralık büyük ödüle veda eden ilk gelinimi açıklamak istiyorum. 100 bin liralık büyük ödüle veda eden diğer gelinim. Ay çok heyecanlı, ayağa kalkalım mı? Büyük ödüle veda eden diğer gelinim. Az sonra. İşte geldik haftanın en heyecanlı, en beklenilen anına. Bakalım bu hafta 100 bin liralık büyük ödüle hangi gelinim sahip olacak? Gelinler, öncelikle puanlarınızı hatırlatmak istiyorum. Şeyma gelin diğer gelinlerden 9 puan. Seda Nur gelin diğer gelinlerden 7 puan. Eda gelinim diğer gelinlerden 7 puan, Özen gelinim diğer gelinlerden 10 puan ve Rümeysa gelinim diğer gelinlerden 7 puan almıştı. Öncelikle pişmanlıklarınız var mı Rümeysa? Ben Şeyma'ya verdiğim puana pişman olmuştum. Yani Özden'e vermem gerektiğini düşündüm sonradan. O konuda bir pişmanlığım var. Şeyma'ya kaç vermiştin? 3 vermiştim. Vermemeliydin. Şu anki aklın olsa? Vermezdim. Kaç verirdin? Yani... Özen'e 2 verdim. Şeyma'ya 2 vermeyi tercih ederdim. Özen bence 3'ü hak ediyordu. Seda Nur, pişmanlığın var mı? Benim pişmanlığım yok Ezgi Hanım. Şeyma? Benim de yok Ezgi Hanım. Eda'cığım? Ben gayet adaletli puan verdiğimi düşünüyorum. Hiçbir pişmanlığım yok. Benim de pişmanlığım yok Ezgi Hanım. Evet, hazırsanız 100 bin liralık büyük ödüle veda eden ilk gelinimi açıklamak istiyorum. İlk 100 bin liralık büyük ödüle veda eden gelinim. Benden 7. Gelinlerden 7 puan alan. Acaba Seda Nur gelinim mi? Eda gelinim mi? Yoksa Rümeysa gelinim mi?
100 bin liralık büyük ödüle ilk veda eden gelinim. Benden 7. Gelinlerden 7 puan alarak toplam 14 puanla Seda Nur gelinim oldu. Seni tanımak çok güzeldi. Teşekkür ederim. Programa renk kattığını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çantanı hiç unutmayacağım. Evet, 100 bin liralık büyük ödüle veda eden diğer gelinim. Benden 7. Gelinlerden 7 puan alan. Acaba Eda gelin mi yoksa Rümeysa gelin mi? 100 bin liralık büyük ödüle veda eden gelinim. Benden 7. Gelinlerden 7, toplam 14 puan alan Rümeysa gelin oldu. Teşekkür ederim Ezgen. Hayatında mutlu ol hayatım. Eşinle, sevdiklerinle güzel günlerin olsun. İnşallah. İyi ki programa başvurdun. İyi ki tanıştık. Güzel bir hafta geçirdik. Evet Ezgen. Sen zaten eğlenmeye de geldin bir anlamda evet, değil evet, mi? Evet Ezgen. Senin için de güzel geçen bir hafta oldu. Evet. Ay çok heyecanlı. Ayağa kalkalım mı? Ne yapalım? Hadi bakalım. Yüz bin liralık büyük ödüle veda eden diğer gelinim. Acaba Şeyma mı? Eda mı? Yoksa Özen mi? Yüz bin liralık büyük ödüle veda eden diğer gelinim. Benden 9. Gelinlerden 7, toplam 16 puanla Eda gelinim oldu. Bekliyordum. Çok güzel bir gündü sendeki çok günümüz. Güzeldi. Gerçekten çok eşinle, ailenle bir ömür mutlu ol. Evlatların çok tatlılar. Çok eşin sağ sana çok aşık. Teşekkürler. Ay, mutluluğunuz daim olsun hayatım. Evet, Şeyma ve Özen. Lütfen biriniz sağıma, biriniz soluma gelin. Şöyle yer değiştirir misiniz? Gel hayatım. Sen de böyle gel. Ne hissediyorsun Özen? Çok heyecanlıyım Ezgi Hanım. Kalbim küt 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 atıyor. Kıyamam ben sana. 100 bin lirayı kazanırsan ne yapmayı planlıyordun? Dediğim gibi eşimle balayına çıkmayı düşünüyorum. Şeymacığım. Kalbim ağzımda atıyor diyebilirim. Heyecanla bekliyoruz. 100 bin lira büyük ödülü kazanan gelinim. Acaba Özen mi yoksa Şeyma mı? Büyük ödülü kazanan gelinim. Şeyma gelinim gelinlerden 9, benden 8, toplam 17 puan. Özen gelinim gelinlerden 10, benden 9, toplam 19 puan. Biz birbirine sahip olduk. Tebrik ederim. Ay canım. Balayına gidebilirsin. Ya. Evinin de çok emeğin vardı. Evet. Tek bir stildi hayatım. Gerçekten her şey birbiriyle çok uyumluydu. Sofran çok güzeldi, çok becerikli, çok marifetlisin. Ezgi Hanım, evimde çok fazla emek var. Her emeğinde de eşimin parmağı var, desteği var. Hep arkamdaydı. İyi ki birbirimizi seçmişiz. Seni çok seviyorum. Ay bir ömür mutlu olun. Gerçekten hemen şöyle paranı vermek istiyorum hayatım. İşte 100 bin liranın sahibi
Özen gelin. Teşekkür ederim. Tebrik ederim gerçekten. Canım gel ablana gel. Oo, canım. Ay çok sizi tanımak çok güzeldi. Bu aşamaya gelmek bile öyle. Çok teşekkürler. Ay canımsın ya. Kıyamam, hiç kıyamam. Hepinizi çok seviyorum gerçekten. Ay canım benim. Ay ablam, bir tanem benim. Ay tebrik ediyoruz tekrar tekrar. O zaman yeni hafta, yeni gelinler. Show TV'de yine aynı saatte sizlerle olacak Gelin Evi. Hepinize çok teşekkür ediyorum başvurduğunuz için. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Bugünü Hint günü ilan ediyorum. Kızlar Hint mutfağıma hoş geldiniz. Kaşık kullanmıyorlar. Şu an şok içerisindeyim. Parkize su. İkinci gün benden ayrı kalamadığı için ben de bugün getirdim. Kahvaltı konseptiyle karşılamak istedim. Şimdi ikisi de aynı yere gidiyor sonuçta. Elimden defolup gidin. Tuğçe Gelin'in karşılamasına hoş geldin. Bu kıyafetinle balıkları çok bağlaştıramadım. Ne yapsaydım hayatım? Denize nasıl kostüm mü giyseydim? Birbirlerinden çeşitli balıklar sergiledim. Abla bana torba koyma abla. Bana pilav kuru yap. Ben burada yemek falan yiyeyim hayatım. Sizde ne var? Küflendi bile, ona küflendi kız. Eda Nur ne tür müzik dinler? Ben bilmiyorum ki o bilsin.